Ve şu an YouTube'a bağlandı. Buradan da sayfa yenilediğinde zaten bağlı olarak gözüküyor. Birazdan bak gözükür şuradan. Ya şimdi YouTube'a bağlandı. Tamam. Tamam, şimdi YouTube'a bağlandı. Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş Geçen bulduk. gün güzel bir etkinlik Teşekkürler. olması dileğiyle birlikte. Varız, evet. İsterseniz biraz arkadaşlarımızın gelmesini bekleyebiliriz. O arada ise bir sohbet edebiliriz Tabii sizlerle. tabii tabii tabii. Nasılsın? Her şey nasıl gidiyor? İyiyim, teşekkür ederim. İşte biz de topluluk olarak YouTube kanalımızı yeni yeni içerikler üretmeye çalışıyoruz. Böyle online kariyer günleri kapsamında arkadaşlarımızı sizin gibi değerli kişilerle birlikte tanıştırmak, sizlerin deneyimlerinizi onay aktarmanızı sağlamak. Arkadaşlarımızın ise bu tecrübeleri görerek yani kendi kariyerlerini şekillendirmek için bir fikir sahibi edinmelerini hedefliyoruz. Böyle bir etkinlik planlıyoruz genel olarak. Gayet güzel olmuş bu arada. Ben baktım YouTube'unuzu birazcık inceledim kanalınıza da. Hem sanırım planlı birkaç şey daha var orada görmüştüm çünkü birkaç tane daha konuşmacı. Gayet iyi kaliteli olmuş bence. İnsanlara da yararlı olur. Gayet yararlı olur evet. Güzel bir düşünce. Teşekkür ederiz. Biraz arkadaşların gelmesi bir 2-3 dakika sürüyor genellikle de. Biz genellikle YouTube üzerine bu etkinlikleri yapmamız ile birlikte daha sonra bunu üyelerimiz YouTube'dan izleyebiliyorlar. Eğer yüz yüze etkinliklerde hani tekrarını yapma gibi bir imkanımız olmuyor ama online etkinliklerde böyle bir tekrarını yani açıp izleyebiliyorlar, böyle tekrar bakabiliyorlar. Bu çok güzel bir avantaj oluyor bizim açımızdan. Evet. Hem de ya yani yüz yüze toplanmaktansa online olarak herkes istediği yerde, istediği şekilde, istediği zaman bu etkinliğe katılabiliyor. Yani genel olarak üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda biz bu etkinliklerimizi şekillendirdik. Doğru, bence gayet iyi düşünmüşsünüz. Hem ulaşım açısından hem diğer açılardan. Online olması daha yararlı olur herkese. Teşekkür ederim. İsterseniz sizin şimdi başlayalım isterseniz. İşte sizin tanıyalım. Kendinizi tanıtabilirsiniz isterseniz. Arkadaşlarımız kariyerinizi nasıl şekillendirdiniz? Onu merak ediyor özellikle. Ve kendi deneyiminizi, kişi olarak kendinizi nasıl geliştirdiğinizde, hangi teknoloji alanlarında ilgilisiniz ve genel olarak çalışma ortamında yani pardon yani nerede çalıştınız? Genel olarak bu soruları sorarak başlayayım ben size. Tabii ki. Öncelikle adım Ekrem Serdar Öztürk. Yıldız Teknik Üniversitesi mezunuyum. 4 yıllık geometrik mühendisliği okudum. Çok bir alakası yok açıkçası yaptığım işle baktığınız zaman. Yani eğer buradan hani başka işlerden bu alana geçmek isteyen varsa yapılabilir bir şey. Şu an zaten baktığınız zaman üniversiteden alabildiğiniz neredeyse her bilgiyi internetten de ulaşabiliyorsunuz. O yüzden gerçekten yapmak istediğiniz şey buysa önünüzde çok bir engel yok diyebilirim. 4 yıl geometrik mühendisinden mezun oldum. Orada mezun olmadan önce küçük stajlar yapmıştım. Gene veri mühendisliği alanında. Onlar veri mühendisliği alanındaydı. Ondan sonra mezun olduktan sonra dedim ne yapayım ne yapayım. Baktım en çok dikkatimi çeken şey bu daha çok. Görseller, resimler ya da işte hani kendi bölümümde açıkçası uydu görüntüleriyle işler yapmıştım. Yani uydu görüntüleri üzerine çalışmıştık. Remote sensing, uzaktan algılama denilen bir alt alan olduğu için. O alanda çalışmıştım. Öyle olunca dedim ki tamam bu alan daha güzel, bana daha çok uyuyor. Çünkü baktığınız zaman geometrik mühendisliğinin, bilmiyorum belki bileniniz vardır ya da biliyorsunuzdur. Nasıl geçiyor sanırım? Harita mühendisliği olarak da geçiyor galiba iki ismi olsa gerek. Daha çok böyle hani araziye gidiyorsun ya da hani bilgisayar başında proje çiziyorsun, yapılandırma olarak çiziyorsun. Dedim bu benlik değil. O yüzden birazcık daha yazılım alanına kayayım dedim. İlk çalıştığım yer Global AI Hub olarak orada yaklaşık 2 sene boyunca, 1,5-2 sene boyunca Computer Vision, görüntü mühendisi olarak çalıştım diyeyim. İlk başta orada başlamıştım. Tabii ilk başta başlayınca dedim hani arkamda bir geçmişim yok bu alanda, bir stresli bir zamandı. Ama herkes yani yapmayı kafaya koyduğunuz
koyduktan sonra herkes bir şekilde yardımcı oluyor sizlere de. İyi insanlarla da karşılaşıyorsunuz. Oradan sonra başka bir şirkete geçmiştim. Orası daha çok Gebze tarafında. Sanırım İzmit taraflarına doğru kalıyor. Gebze Üniversitesi'nin orada. Başarsoft diye. Orada daha çok bu drone üzerinde tarımsal görüntü işleme üzerine projelerde yer aldım. Şimdi de buradayım. Almanya'da uzaktan algılama üzerinde master'ımı yapıyorum. Ayrıca Teamweaver'da DevOps olarak çalışıyorum. DevOps olarak da gerçekten komik oldu o da yani şimdi baktığın zaman normalde yazılımcıyı işe alırken insanlar diyor ki hani yanda bilmeniz gereken şeyler ne bileyim işte GitHub kullanmayı bilmen lazım. Docker kullanmayı, Docker Kubernetes kullanmayı bilmen lazım diyordu. Dedim tamam güzel hani yapacağımız projeleri yapabiliyoruz ama bunlara da bir bakalım birazcık. İşte hani bu Docker olayıdır. Çünkü nereye gitsem hep bir karşımda engel olarak çıkıyordu. Yani bilmediğimden dolayı değil, herkes böyle bir çat pat kullanmayı biliyor yani şey olarak. Ne yapmak istiyorsan yapmak istediğin şeyi yaptırabiliyorsun. Ama hani böyle gerçekten biliyorum biliyorum der miydim? Demezdim. İşte ben dedim ki tamam en azından bu alanda kendimizi birazcık daha geliştirelim. Bu hani yapmak istediğim şeyin yan taraflarını da birazcık geliştirelim. Öyle olunca bu fırsat çıktı. Şu anda da Teamweaver'da bu işi yapıyorum. Daha çok çalıştığım şeyler şu anda otomasyon üzerine. Jenkins, bilmiyorum belki kullanımınız olmuştur ya da duyanınız olmuştur. Jenkins üzerinde otomasyon yazıyorum. Daha çok biraz daha hani programcıların işi hızlı gerçekleşsin diye çalışıyoruz açıkçası şu anda. Bu şekilde kendimi tanıtmam gerekirse. Teşekkür ederim. İsterseniz ben sorularıma başlayabilirim. Bu sırada ise arkadaşlar YouTube'daki chat kısmına canlı yorum olarak yorum atabilirler. Ben oradan da yine soruları okuyup size yönlendirmiş olacağım. Tamam. Ben şimdi sorularıma başlıyorum. Ben ayrıca bu Global AI Hub'ın sitesine girdiğimde sizin olduğunuz videolar vardı, o ders videoları. Oradan sizi hatırlıyorum. Evet. O da açıkçası hani ben yazdığım, ben ettiğim için değil dediler ki hani konuşabilecek biri lazım kamera önünde hani geçin konuşun falan filan. Herkes de birazcık kaçmaya çalıştı o işten hani ya ben yapmam etmem gibisinden. Biraz benim üzerime kaldı yoksa hani ya ben yapayım edeyim tarzında bir şeyim yoktu. Yani skripti bile orada konuşulan şeyleri bile ben yazmadım. Hatta bir kere yazmaya çalıştım dedi ki çok kötü yazmışsın bunu kimse okumaz. Orada daha çok o işlerle ilgilenen insanlar vardı. Onlara yaptırdılar o şekilde. Ben de hatta o Python yapay zeka gibi konuların çoğunu aslında o videolara bakıp öğrenmiştim. Gerçekten teşekkür ederim. Yani sizinle birlikte Python yapay zeka o alanını öğrenmiş olduk. Rica Sizinle ederim. birlikte ilk başlangıç yapmış olmuştum. Ne mutlu bana şey olduysa gerçekten. Evet arkadaşlar, YouTube'daki chat kısmına sorularınızı yazabilirsiniz. Ben şimdi kendi sorularımı geçiyorum. Şimdi ilk sorum Python programlama diliyle ilgili. Bunun avantajları nelerdir? Ben bunu sormak istiyorum ilk olarak. Tabii ki Python avantajı nedir? Yani hatta şöyle bir dur şundan başlayayım. Belki çok komik bir olay olmuştu. Komikti gerçi de. Hani bu soruyla alakalı bir olay. Bir tane arkadaşım vardı. Baktığın zaman hani yazılımcı olarak değil normal başka bir yerde sanırım sosyal medyada çalışıyordu ama aynı iş yerinde Global Hayat'ta çalışırken. Dedi ki hani şu yazılıma şunu eklememiz lazım. Nasıl ekleyebiliriz? Gerçekten onunla konuştuğum gibi yazdım hani if koşulu yazarsın ya if koydum and koydum bitti tamam dedi ki aa hani bu kadar mı gerçekten normal bana anlattığını yazdın sadece bu şekilde mi oluyor dedim yani Python'ın güzel tarafı bu gerçekten anlattığım gibi birazcık da anlaşılır şekilde ve hani çok arka planda neler olduğuna kafa yormadan halledebileceğin bir yazılım dili o yüzden kullanması kolay açıkçası baktığın zaman hani avantajı hızlı mı? En hızlısı mı? Şöyle diyeyim. En hızlı dil mi? Değil. Hani baktığın zaman en hızlı olarak başka dilleri mesela C dersin işte Arduino farklı farklı diller kullanabilirsin. Ama herkes tarafından anlaşılabilir olması mesela bir baktığın zaman Python koduna baktığın zaman bir de yandan bambaşka bir mesela Arduino koduna C++ koduna baktığın zaman diyorsun ki tamam bunu anlarım tek bakışta neyin ne yaptığı daha çok anlaşılıyor.
Anlaşılır olması, kolay olması, kolay öğrenilebilir olması. Onun dışında geniş bir kitlesi var. Geniş bir kitle ve hani her alandan kullanıcısı var. Mesela baktığın zaman diyelim ki şöyle anlatayım. Diyelim ki bir yerde profesörsün. Bir konu hakkında çok iyi bilgin var. Diyorsun ki ben bunun bir yazılımını yazayım, bir şeyini yazayım ki millet de yani hani bunun arka planını bilmeyen de kullanabilsin. İşte gidiyor bir kütüphane yazıyor. Bunun için ne yapması gerek? Hani bir tek hafif böyle bir Python bilse, iki çarpmayı nasıl yapıyorum, bunu nasıl yapıyorum, herhangi bir şekilde işte matematik aplikasyonları uygulamalarını bilse, tamam bitti. O yüzden farklı farklı alanlardan farklı farklı şekillerde çok kullanıcısı var. Öyle olunca hem geniş bir kitleye hem de geniş bir kütüphane literatürü de sahip diyeyim. Öyle olunca nelerde kullanabiliyorsun? Network yazılımından tut, hacking de kullanabiliyorsun. Onun dışında zaten ana olarak işte TensorFlow, PyTorch, herhangi bir deep learning alanında yapmak istediğin şeyler. Hali hazırda makine öğrenmesi kütüphanelerine hepsi hazırda zaten. Hani bir şey yazmana gerek bile kalmıyor. Sadece importluyorsun, ekliyorsun yapmak istediğin şeye. Bitti. Bu kadar. Hani çok bir şeyi bilmene gerek yok. Açık kaynaklı. Herkes istediği gibi ücretsiz kullanabiliyor. Yani bu artık şu anda ücretli bir yazılım. Çok kullanan yok. Yazılım dili açısından baktığın zaman. Birazcık da object oriented, OOP diye geçen bir dil. O yüzden yararları ne? Kendi veri yapını oluşturabiliyorsun. Yani hali hazırda veri yapıları olmayan şeyleri de kendi başına kurabiliyorsun. O açıdan iyi. Başka ne diyebilirim? Hataları daha rahat görebiliyorsun. Hata ayıklama olayı çok daha rahat. Büyük bir projede yer alıyorsan, büyük bir projenin içerisindeysen, bu yazılan scriptleri birbiri içerisinde manage etmen daha rahat. Örneğin baktığın zaman C++ belki kullananınız olmuştur. C++'da diyelim ki 2-3 tane scriptin oldu. Hemen ne yapman lazım? Birbirine eklemek yerine böyle bir işte ne o? Package Manager ekliyorsun. İşte CMake olur, Conan olur. Bunları bir yardımcı bir şey lazım oluyor. Neden? Baktığı zaman gerçekten karmaşık. Yani hani birbiriyle etkileşim hiç halinde tutma. Ama Python o konuyu birazcık daha rahatlatıyor. Yapman gereken ne? Diğer scriptin nerede diyelim ki? İki dosya yanda ya da aynı dosyadasın. Onu da hemen import, bubu, script, içindeki herhangi bir klasıdır, fonksiyonudur. Hepsini kullanabiliyorsun. O açıdan Python'ı özellikle yeni başlayan birine ya da hani böyle yeni başlayıp gerçekten oradan gitmek isteyen birine ya da şu an ne yapmak istediğimi bilmiyorum diyen birine öneririm. Neden? Her şeyi yapabiliyorsun. Yani mesela ben de başladığım zaman ne çıkmıştı? Herkesin böyle bir kafasında birazcık da şuna bakayım, birazcık da şuna bakayım. Mobile development çok hoş gözüküyor, birazcık oraya gireyim. Ya da işte bu web development güzel, oraya girelim. Bunlar için hani normalde işte web'e girmek için HTML, CSS, bambaşka daha diller, hiç alakam olduğu için başka bir şey sayamadım. İşte bambaşka diller öğrenmen gerekiyor. Ama mesela Python bildiğin zaman ne var? Hemen hali hazırda Python'ı kullanıyorsun işte. Django öğren. Gene kullandığın dil aynı. Sadece birazcık da işte structure'ı yapılandırması farklı oluyor. Ayrıca iş bulması birazcık daha rahat. Neden? Çünkü her şirketin Python bilen birine ihtiyacı var. Şu anda baktığın zaman ki büyük şirketlerde de ne var işte? Netflix olur, Google olur. Bütün yazılım onun üzerine koymasalar da ucundan bir yerden bir Python'ı kullanıyorlar işte. Biri diyor ki Fast API ile yapalım bunu. Oradan bir yerden giriyor. O yüzden öneririm. Yani faydaları, avantajları bunlar diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Şimdi ikinci soruma geçiyorum. Python programlama dilinin yapay zeka çalışma alanına olan katkısı nedir? Ben bunu sormak istiyorum. Ve Zeka. Pardon, pardon. Python neden aşırı derecede çok popüler olmaya başladı? Yani diğer programlama dillerinin en önemli ayıran özellik nedir? Bunu sormak istiyorum. En ayıran özellik. Tamam. Gene az önceki dediğimden böyle birazcık daha çıkmak istiyorum. Şimdi
Yapay zekada en çok kullanılan dil olmasının sebebi, yapay zeka nereden çıktı en başta baktığın zaman, yani yapay zekanın kökeni? Gene profesörler, doktora yapan insanlar tarafından geliştirdi. Yani birazcık da eğitim alanından çıktı. Dediler ki biz bunu yapabiliyoruz, bu tarafa da yapalım. Böyle birazcık da arkasında gerçekten matematiktir, şeydir. Yani gerçek bilgi kullanarak çıkan bir şey. Ki baktığın zaman ne o? Yapay zeka dediğimiz şey ne? Sadece hatayı aza indirgemeye çalışıyorsun. Yani bir curve'ün var. Onu en aşağı seviyeye indirmeye çalışıyorsun. Ya yani birazcık da hatayı aza indirme. Ne diye geçiyor sanırım? Least squares error diye geçiyor. İstatistikte belki ilgilenenler olmuştur. Baktığın zaman en başta oradan çıktı bu işte yapay zeka görüntü işleme diyor pardon. Görüntü işlemedeki ilk örneklerini bu belki yapanınız olmuştur. MNIST dataseti var. Ben de yapmıştım zamanında. Bu sayıları elle yazıyorlar. Sen onu classify etmeye çalışıyorsun. İlk yapılış hali oydu. Yapmaya çalıştıkları şey ne? İşte en baştan aşağıya çekelim, yapalım. Tamam, adamlarda mesela konsept olarak bilgi var, bilgi var. Diyorlar ki tamam, güzel ama biz bunu milyon kere yapmamız lazım. Belki milyon kere tekrar etmesi lazım bunu. Nasıl yapalım? Hani ben bunu oturup işte hesap makinesiyle yapamam. Bunu bir yazılıma koyayım ki tekrar etsin. Adam bakıyor diyor ki en kolay, en rahat yapabileceğim dil hangisi? İşte diyor tamam Python biliyorum ben, hemen bunu buradan yapalım. Sonra yandaki üniversitedeki bakıyor diyor ki ha, bunlar yazılım yapmışlar. Biz de hemen kendi yazılımımızı koyalım. İşte bir C++, Arduino, bambaşka diller öğrenmen belki 5-6 ay yeni bir şeyini alacak. Python'a bakıyorsun. Bir ayda şunu nasıl yaparım, bunu nasıl yaparım? İndirdin. Ne bileyim işte PyCharm'dır, VS kodunu indirdin. Kullanıma hazır yani. Gene her bildiğin matematiksel işlemi dökebiliyorsun. Birazcık da oradan başladığı için Python'la çıktı diyebilirim. Çünkü şu anda mesela zaten yapay zekanın büyük derdi, yapay zekanın büyük derdi demeyeyim. Birazcık daha yapay zekanın geliştiği yerler eğitim yerlerinden çok şirketlere kaydığı için, o yüzden hatta şu anda mesela bakarsanız iş şeylerinde eskiden çok yoktu. Bu işte ne bileyim PhD aranıyor, şirketler arıyor mesela şu anda. Neden? Herhangi bir modeli eğitmek için ya da böyle bir sektördeki skalayı tutturmuş bir modeli eğitmen için ne ihtiyacım var? İşte server'a ihtiyacım var, data'ya ihtiyacım var, işte 7/24 çalışsın, şey yapsın. Yani eskideki gibi hani üniversitelerde halledebiliriz, edebiliriz denilen şey birazcık daha çıktı. Büyük şirketlerin eline geçti. Öyle olunca birazcık daha alan o tarafa kaydı. Şu an zaten eğitim tarafı da birazcık ondan sıkıntılı. Hani biraz bu tarafa çıktı, yetişmemiz lazım. Ama işte source'umuz, kaynağımız yok. Nasıl yapacağız, edeceğiz? Ama soruya geri dönersek, birazcık konudan saptım, affedersiniz. Soruya geri dönersek, Python Deep Learning yapay zekadaki avantajları hem kolay olması, hem yüksek seviyeli bir dil olması, az önceki dediğim gibi herhangi bir istediğim bir şeyi geliştirebilir olman. Yani hani baktığın zaman diyorsun ki tamam, bu böyle, şu şöyle, hemen yapayım. Bu ilk baştaki haliydi. Şu an neden revaçta? Şu an mesela bir model üretmek istiyorsun, şey yapmak istiyorsun. Elinde hazır PyTorch'un var. PyTorch sevmiyorsun. TensorFlow'un var. Kendi hali hazırda bir şey mi yapmak istiyorsun? Hemen hali hazırda hani TensorFlow zaten büyük çaplı bir modül, kütüphane. Onların alt şeylerini kullanabilirsin işte ne bileyim. Sadece bir parametre üretmek istiyorsun ya da bir lineer regression yapmak istiyorsun. Python'a gerek yok. Sanırım scikit-learn ile direkt importlayabiliyorsun. Hiç uğraşmana gerek yok. Ayrıca yapay zekanın en büyük gerek yapmak için en büyük gerekli şeyimiz ne? Data, yani veri. Python'da veri manipülasyonu, veri temizleme, veri oluşturma gayet basit. Ayrıca hem yapay zekanın yanında yapay zeka yardımcı modüller de çok gelişmiş durumda şu anda. Ne olur mesela işte dil modülleri, doğal dil işleme modülleri, görüntü işleme modülleri, işte ses modülleri hiç bulamadım ama o var orada yani hali hazırda. Birçok kütüphanenin Python'da hali hazır şeyi var. O yüzden sen hani
en baştan yaratmak istemesen bile, yeni bir şey oluşturmak istesen bile bunları kullanarak hemen, yani en baştan yazmak istesen belki bir yılını tutacak ama bu kütüphaneleri kullanarak belki bir ayda, birkaç ayda falan işini halledebiliyorsun. O yüzden çok daha rahatlatıyor seni. Python bu yüzden revaçta diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Şimdi ben diğer soruma geçiyorum. Bilgisayardan nasıl insan gibi görebilirler? Ya, computer vision temel olarak nedir? Ben bunu sormak istiyorum özellikle. Computer Vision temel olarak nedir? Computer Vision. Evet, Computer Vision. Şimdi temeline baktığın zaman Computer Vision için gerekli şeyin ne mesela? İşte resim. Neden? Computer Vision. Ya da bir kamera. Baktığın zaman Computer Vision bu resimlerden, bu görsellerden mantıklı bir sonuç ya da gerekli bir bilgi çıkarmaya denir diyebilirim. Çünkü baktığın zaman işte veri bilimi neyle ilgileniyor? Sayılarla ilgili. Sayılarla demeyeyim de hani yani daha çok Excel'deki Excel'e koyabileceğin verilerle ilgileniyor. Computer Vision'ın spesifik, bu arada veri bilimine de sanki şey yapmış gibi oldum. Hepsi bayağı bir şeyle ilgileniyorlar ama benim hani demek istediğim şeyi anladınız mı? İşte Computer Vision'ın main alanı ne? Görseller, resimler. Biz bunlarla ilgileniyoruz daha çok işte. Video olur. Temeline baktığın zaman hepsi piksel bazlı matrislerle ilgileniyoruz. Görüntü işleme en baştan çıkan şey ne? Pattern recognition diye çıkan bir olayla başlıyor açıkçası. Bu ne? Pattern recognition. Sen ne yapıyorsun? Bir elinde bir yüz resim var. Sanırım bu en başta çıkan olaylardan bir tanesiydi. Elinde bir yüz resim var. Bir yüzü tanımlamak istiyorsun. Nasıl yapabilirsin? Yüzdeki belli kalıpları algılaman lazım. Her yüz neye sahip işte? Normal bir yüze baktığın zaman. Ağız var, iki tane göz var, kaş var, burun var. En baştaki computer vision işlemleri neydi? Tamam, biz kaşı algılayalım. Kaştan sonra ne var? Böyle bir hafif bir karartı oluşuyor işte, bir çöküklük var. O gözü algılayalım. Bu şekilde başlamıştı. Bayağı gerçekten elle yazılmış algoritmalarla yüz tanımlaması yapılmıştı. İlk yüz tanımlamasına bakarsanız hatta internette çıkar muhtemelen nasıl yaptıklarını falan. Şu anki hali nasıl? Şu anki hali birazcık da görüntü işleme, makine öğrenmesi, deep learning işlemlerinin birleşimiyle yürüyor diyelim. Yani birçok alanı var. Birçok alanı var. Computer vision'ın. Computer vision nedir dedin? Computer vision nedir? Açıkçası budur baktığın zaman. Yani görsellerden bir sonuç, anlam çıkarmaya sağlıyorsun. Ama sen bakarak yapabiliyorsun zaten. Ben bir resme baktığım zaman ha bu bir elmadır diyebiliyorum. Ama zor olan kısmı bunu işte bilgisayara yaptırtabilmek. Computer Vision'de herhangi bir resimdeki olayı, geçerli senaryoyu bilgisayara aktarabilmek, bilgisayara bunu tanımlatabilmek diyebilirim. Teşekkür ediyorum. Şimdi bir tane daha sorum var bununla birlikte. Şimdi Computer Vision'ın arkasındaki matematiksel işlemler nelerdir tam olarak? Yani bunu genel olarak merak ediyoruz özellikle. Hangi matematiksel algoritmalar kullanılıyor? Hangi görüntü işleme mimarisi kullanılıyor? Arkasındaki matematiksel formüller nelerdir? Mesela bunu sormak isterim özellikle. Arkasındaki matematiksel temeller. Şimdi baktığın zaman görsel ne? Yani bilgisayara koyduğum görsel ne? Birkaç pikselden oluşuyor değil mi? Yani baktığın zaman işte ne var işte? Gri resimler var. Sıfırdan 255'e kadar piksel değeri verebiliyorsun. Neden sıfırdan 255'e kadar? Adam demiş ki tamam her bir piksel başına ben 8 bitlik yer koyuyorum. Benim driver'ımda 8 bitlik yer olacak. Bu 8 bitlik ne oluyor işte? 0, 1, 0, 1, 0, 1. Her birini 8 tane yan yana koy. Baktığın zaman 256 farklı değer verebiliyorsun. Her bir değerde neye geleyim? Her bir değerde bir renge diyeyim. Renge değer geliyor ya da bir enerjiye denk geliyor işte. Onları renge dönüştürüyoruz. Baktığın zaman bunu ben bilgisayara nasıl söylüyorum? İşte çok matematiksel mi söyleyeyim? Matematiksel böyle Fourier transform o şekilde mi gideyim? Yoksa daha algoritma. Yani özellikle bu da arkadaşlar için hem de teknik konular güzel de olur. Özellikle
Matematikte biraz çok çalışan arkadaşlarımız var. Onlar da öğrenmiş olur. Tamam, çok iyi, tamam. Şimdi baktığın zaman, daha çok sevdiğim konulardan geldi, tamam, bir an teknik olmayacağız diye bir şey olmuştu. Şimdi baktığınız zaman resimle şu an ekranınıza bakıyorsunuz mesela, nasıl bu renkler oluşuyor, nasıl görüyorsunuz? Baktığınız zaman normal kamerada ne var? RGB var değil mi? Yani RGB kamera görmüşsünüzdür, duymuşsunuzdur. İşte klavyeye bile koyuyorlar RGB klavye diye. Baktığınız zaman ne? Red, green, blue, yani kırmızı, yeşil, mavi. Üst üste böyle, burada yeşil, burada mı sıralamaydı? Kırmızı, yeşil, mavi olarak arka arkaya koyuyorsun böyle. Grayscale'de ne var? Yani eskiden ne vardı işte? Tek bir filtremiz var. Tek birinin üzerine geliyor. Sen sadece neyi görebiliyorsun? Daha parlak, daha az, daha karanlık, daha parlağı görebiliyorsun. O birazcık böyle bir resim efekti veriyor. Şu an biz renkleri nasıl görüyoruz? Kırmızı benim filtrem var, yeşil filtrem var, mavi filtrem var. Baktığın zaman her birinde 8 bitlik olay var. Tamam? Her birinde 8 bitlik olay var. Yani 8 bit, 8 bit, 8 bit. Baktığın zaman 256, 256, 256 çok yüksek bir rakama geliyor şu an. Tam olarak bilmiyorum sayısını. Çok iyi bir rakama denk geliyor. Ve bu bizim gözle algılayabileceğimiz fark, yani gözle algılayabileceğimiz renk farkından daha yüksek. O yüzden adamlar demiş ki, neden 8 bit diye sorarsanız, spesifik olarak bu yüzden, hani çünkü baktığınızda bir kulaklığın ya da bir sesin biti çok daha fazla. Neden? Sesi daha ince detaylı algılayabiliyoruz ama gözde spesifik, yani ne var? Yeşil var, koyu yeşil var. Mesela bana sorsan, yani kız arkadaşıma göre değişiyor. İki rengi arka arkaya koyuyorlar. Onlar daha rahat algılıyorlar renk spesifik tonlarını. Ama bana sorsan işte koyu yeşil, normal yeşil, aradaki farkı bir yere kadar algılarım. Ama benim neyim var? İşte 256, 256, 256. Çok daha rahat bir spesifik, daha farklı bir yere gidebiliyor bu renkler. Yani çok daha rahat yapabiliyorsun renkleri. Şimdi rengi aldık, pikselleri oluşturduk, RGB resmimiz var. Buna baktığın zaman ben bu resimleri nasıl algılıyorum? Fourier transform var. Fourier transform ne? Baktığın zaman elindeki herhangi bir olayı, herhangi bir değeri eigen vektörü ve eigen değeri olarak ikiye ayırabiliyorum herhangi bir matrisi. Evet, normal burayı elimle göstereceğim bunu. Ve şurada bir matrisim var. Aynı matrisi herhangi bir eigen değeri ya da bir eigen matrisi olarak yazabiliyorum. Bu bana ne sağlıyor? Bu bana gelen bir sinyali, ki baktığın zaman bu gelen piksellerin hepsi bir sinyal. Nereden geliyor bu sinyaller? Şu anki genel güncel kameralarda ne var? Işını algılayan, yani ışığın gücünü algılayan aletler diyeyim. Işın gücünü algılayan aletler, filtreler var. Diyor ki tamam, daha güçlü bir ışık geliyor buraya. Ben bunu birazcık da ne yapayım? Yükseğe vereyim. Değerin o yüzden sıfırdan 255'e çıktıkça ne oluyor? Sen beyaza birazcık daha ya da daha yüksek değere yaklaşıyorsun, sıfırdan 255'e doğru. Bütün değerlerin sıfırdan 255'e olunca ne oluyor? Beyaz görüntüye elde ediyorsun. Sıfır olunca ne oluyor? Diyor ki tamam, buraya hiçbir şey gelmedi. Ne o zaman? Burası karanlık. Hatta bazı sanırım böyle bir LED ekranlar var. Bazısı böyle işte görüntüyü aldığı zaman diyor ki burada ışık yok, o yüzden siyah üretiyor. Bazısı da direkt siyah. Diyor ki tamam, renk olursa ben bunu değiştiririm. O yüzden hani böyle daha derin bir siyahlık elde ediyorsun. Geçtim buraları. Burası kameranın da sağladığı. Şimdi baktığın zaman nereye geliyorum buradan? Benim elde ettiğim her bir piksel aslında bir sinyal. Benim bu sinyali ne yapmam lazım? Benim bu sinyali bir filtrelemem lazım. Çünkü istediğim şeye ulaşayım. İstediğim şeye nasıl ulaşıyorum? Dediğim gibi bu az önce verdiğim örneği unuttum. Fourier transformuyla bu sinyali ben spesifik şeylere ayırabiliyorum. Dedim ya az önce, herhangi bir matrisi istediğim başka bir matrise dönüştürebiliyorum. Şimdi bu matris elimde, istediğim başka bir matrise dönüştürebilmem ne demek? Ben bunu başka türlü matrislerle yazabilirim. Yani ne var elimde diyelim ki? 2-3 tane farklı şey var. Bu yeşil, bu siyah, bu bambaşka bir renk. Ne var mesela? Benim elimde siyahın sinyali var, yeşilin sinyali var, kırmızının sinyali var. Ben sadece kırmızı istiyorum. Ne yapacağım?
Bu sinyali benim bir şekilde filtrelemem lazım. Yaptığım şey ne? Fourier transformuyla bu görsel dediğim şey ne? Matris zaten. Farklı bir şekilde bir matrise dönüştürüyorum ne? Sadece bu yeşili algılayabileceğim bir matris, yani yeşilin olduğu bir matrise dönüştürüyorum. Ne oldu mesela şu an elimde? Bambaşka bir matris vardı. Hop sadece yeşil olan matrisi aldım. Ne yaptım? Basit bir filtreleme uygulamış oldum. Başka olayları var. Nesi var diyelim ki? Baktığın zaman işte edge detection ne? Sınırları detect etmek istiyorsun. Sınırları detect ediyorum. Nasıl yapacağım? Şimdi baktığın zaman ne o? Şu an yanında aşağıda kendimi görüyorum böyle ekranda. Baktığın zaman burası benim ekranım değil mi? Şurası. Bunu normal bir piksel olarak düşünebilirim. Şimdi ben sadece köşeleri algılamak istediğim zaman köşeleri algılamak istediğim zaman ne yapıyorum? Şimdi bu kısımla tam böyle saçımın bittiği kısımla şu kısım arasında bir fark var. Şimdi benim bunu çok belirgin hale getirmem gerekiyor. O kadar belirgin hale getirmem gerekiyor ki benim istediğim kısım sadece şuralar olsun işte. Bu kısımlar olsun. Bunu nasıl yapabilirim? Bunu da işte bu arasındaki farkı, yani bu işte benimle arka planın arasındaki farkı birazcık daha kullanarak elde ediyorum. Bunu nasıl yapacağım tabii ki de? Küçük küçük filtreler oluşturuyorum. Tamam, örneğin şuraya şöyle bir filtre. Hop, tam şuraya şöyle koyarsam. Şöyle bir filtre. Şurada bir filtre var. Ne yapıyorum mesela? Bu filtreyi burayla çarptım. Çarpmam ne aslında? Buna neydi? Convolution. Evet. Convolution uyguluyorum. Convolution ne demek baktığın zaman? Her bir senin sinyalini, bu sinyal mesela şu an piksel olarak gözüküyor. Bunu gerçekten tam olarak matris olarak algılayabiliriz. Bunu matrisi dümdüz bir matris gibi düşün, tamam işte. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, dördüncü sıra. Hepsini arka arkaya koy. Ben ne oluyorum? Basit bir çizgiyim şu anda. Yapmak istediğim şey ne? Bunlar zaten alt alta. Matrisin iyi tarafı ne? Affedersiniz. Matrisin güzel tarafı ne? Matrisin birazcık da konumsal özelliği var. Sen hem bunu yan yana koysan konumsal özellik elimden gitmiş oluyor. Ama bunlar alt alta olduğu için, yani şu an belli bir yer ayırdığım için, yani buradaki elimle şuradaki elimi düz bir yerde algılamak daha zor olurdu. Yapılamaz mı? Yapılabilir. Ama şu an ben bunun burada olduğunu biliyorum. Yapmak istediğim şey ne? Bu alanı sadece diğer alanlardan ayırmak. O yüzden geliyorum diyorum ki tamam şöyle buradan baka 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 gelelim. Bir daha bir gelelim bakalım ikinci sıraya. Üçüncü sıraya bakalım. Dörde bakalım. Diyor ki tamam üçle, üçüncü sırayla, üçüncü satırla, dördüncü satır arasında bir bağ var sanki. Buralar bir benzerlik içerisinde. Neden? Çünkü baktığın zaman elim burası. Burayı böyle bir kalıp olarak alırsak. Burasıyla şu kısım değişiyor. Bunu nereden göreceğim? Buradaki piksele gene filtreyi uyguluyorum. Buradaki piksele filtreyi uyguluyorum. Burası böyle sabit bir alan olduğu için yani bir değişim yok. Şuraya baktığın zaman burada da çok bir değişim yok. Ama burayla bura arasında bir değişim var şurası. Burayı da uyguladığım filtreyle buraya uyguluyorum. Buraya uyguluyorum. Aradaki fark ne oluyor? Aradaki fark uçurum gibi oluyor. Neden? İkisini de belki belli bir sayıyla çarptım. Ya da böldüm. Ya da bambaşka filtre uyguladım. Ya da matrisin iyi tarafı o. Bir tarafını uygularken bir tarafını uygulamadım mesela. Zaten edge detection'da ne oluyor? Senin filtrenin yarısı sıfır, yarısında değerler var. Bu senin neye sağlıyor işte? Tamam güzel. Eğer ben bir kıvrımdaysam buraya başka değer ver, buraya başka değer ver ki bir fark varsa orası daha da uçurum gibi olsun. Neden? Mesela bu yeşil ekran var. Doğada bulunmayan bir renk olduğu için yani doğada zor bulunan ve hani senin önünde durduğun zaman ayrıştırılması daha kolay olduğu için diyorlar ki tamam yeşil ekran kullanalım. Yeşil ekranın iyi tarafı ne? Seni daha rahat şey yapıyor. Örneğin mesela şu an kullanıyoruz arkada mesela şey var, filtre var gördüğünüz gibi. Ama mesela yeşil ekranla uyguladığım zaman çok daha net oluyor. Mesela elimi böyle salladığım zaman bazen kaçırıyor arasında. Ama yeşil ekran olduğu zaman diyor ki tamam bura gerçekten hani bir ayrışım var belli. Yani adam mesela diyor ki tamam bu yeşil değil. Ona bakıyor önce. Ondan sonra filtre uyguluyor. Çok daha hızlı bir şekilde aktarmış oluyorsun. İyi tarafı o. Başka makine öğrenmesi tarafına gireyim şeyine. Gerçekten güzel olur. Tamam. Hadi girelim. Tamam. Makine öğrenmesi tarafında baktığın zaman
Makine öğrenmesi yani şu anda bak computer vision alanında makine öğrenmesi işte lineer regresyondur şeydir falan o kadar daha basit diyeyim de yani basit şey diyeyim hani basit modeller o kadar yer almıyor şu anda açıkçası. Daha çok karmaşık birazcık daha işte CNN'ler olur işte RCNN'ler olur. O şekilde modeller var. Convolution Neural Network nasıl işliyor? CNN'lere geçelim. Main olarak ki bayağıdır da güzel işler yapıyorlar. CNN olarak iyi de çalışıyor. Bu CNN ne yapıyor? CNN'in C'si convolution, az önceki anlattığım convolution'dan geliyor. Şimdi convolution'un ana kısmı ne? Az önceki dediğim şey. Ne yapıyorum mesela? Burayla arasındaki farkı görüyorum. Görmemi daha rahat sağlıyor. Ki bunu ben elle yaptığım zaman yani kendim yazarak yaptığım zaman bunu uygulayabiliyorum. Yapay zekanın iyi tarafı ne? Sen bir başlangıç veriyorsun, görmek istediğin şeyi veriyorsun. O aradaki olayı o hallediyor yani. Ama ben mesela kendi elimle işte buraya bir edge detection yazmak istesem fonksiyonu ben vereceğim, algoritmayı ben vereceğim. Bunu böyle yap diyen ben olacağım ki aslında convolution'a da aynı şey diyoruz. İşte. Ama baktığın zaman işte nasıl diyeyim? Tarifi ben veriyorum, malzemeyi ben veriyorum. Sonucu alan ben oluyorum. Yapay zekada ne var? Diyorum ki tamam bu senin malzemen, bu da sonuç. Hadi bul bakalım bu nasıl işliyor? Yani ne veriyorum mesela işte insan algılama tamam mı işte? İnsan olan resim veriyorum, olmayan resim veriyorum. Olana var de, olmayana yok de. Ne var? Elinde malzeme var. Sonuç var. Olanla olmayanın sonucunu veriyorsun sonuçta. Hadi aradaki bağlantıyı sen kur. Yapay zekanın en güzel tarafı bu. Ve hatta işte burada çalışan matematikçiler var. Onlar da bayağı kullanıyor yapay zekayı. Neden? Yapay zeka sana ne veriyor? Baktığın zaman bir fonksiyon veriyor. Yani bir fonksiyon veriyor. Diyor ki tamam bunu verdiğin zaman bu çıkıyor. Adamlar da matematikçiler de diyor ki tamam biz zaten fonksiyon bulmaya çalışıyoruz işte. Hani fonksiyon lazım bize. O da işte belli bir değeri veriyor. Çıkan değeri veriyor. Karmaşık bir model. Modeli ne kadar karmaşıksa, karmaşık demeyeyim de yani hani diğer olayları, bu edge case'leri halledebilecek kıvamdaysa o derece iyi. Şimdi CNN'lerin iyi tarafı. Baktığın zaman CNN ne yapıyor? Gene buraya bir filtreyi koyuyor. CNN hatta yazınca ne çıkıyor orada işte? Convolution kısmında filtrenin boyutunu işte 3-3, 5-5. Neden genelde tek sayı olsun diyorlar? Çünkü 3-3 koyduğun zaman ortada bir tane kalıyor matrikste. Ne oluyor işte? 3-3-3 ortanca belli. 5-5-5 ortanca belli. Senin yapmak istediğin şey ne? Bu, elimi matris olarak alıyorum gene. Bu birinciden başladık. Ortadaki piksel neye denk geliyor? Tam elimin arkasındaki piksele denk geliyor. O yüzden diyorum ki tamam bunda bir şey varsa eğer ben göreceğim. Eğer işte çift sayı olunca falan filan bambaşka olaylar geliyor. Tek olmasını o yüzden öneriyorlar. CNN'in asıl olayı. Başladım buradan. Gittim 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 gittim. Gene gittim gittim gittim. CNN'de ne oluyor? Her birini ayrı ayrı bir filtre olarak çıkarıyor tamam mı? Yani her birini diyor mesela işte kaç tane filtre şeyi olarak hani sonuç olarak istiyorsun. Çünkü sen RGB ile başlıyorsun. İşte en sonunda filtre soyun kadarsın. Yani girdiğin sayın kadar işte ne? Genelde sanırım 128 işte 64 o civarlarda 2'nin üzeri olarak gidiyor galiba. İşte 32, 64, 128 ne kadar istiyorsan çıkarıyorsun. O nereden geliyor? Diyor ki tamam. Pat 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 pat. 32 tane alıyor. Sonra çıkar bir daha işte. 64 tane başka, 128 tane başka. Bu filtrelerde ne var? Bu filtrelerde bu convolution'dan çıkan sonuç var. Tamam mı? Yani çarptığın zaman ne çıkıyor? Çarptığın zaman bu çıkıyor. Diğeriyle çarp bu çıkıyor. Baktığın zaman sen filtre değeri veriyor musun mesela? Filtre değeri modeli yazarken. Yani hani filtrede 3 değeri veriyorsun sadece. Ama filtrede ne oldu? Tamamen gelişi güzel. Yani diyor ki hadi bakalım bununla deneyelim. Hadi bakalım şunu da deneyelim. Hadi bakalım bir de bununla deneyelim. Ondan sonra elinde ne oluyor? İşte diyor ki mesela köpek şey yapıyorsun. Buradan başladı. Şurada işte başı burada, kuyruğu burada düşün. Bir yukarı bakıyor. Yukarıda hiçbir şey yok. İşte bu bilmem kaç yüzdür, 200'dür, 1000'dir, 5000'dir. Tekrardan sonra tabii. Diyor ki tamam yukarılar boş genelde. Alakalı alakasız bir şey yok. Ama dur bakalım burada bir
ilişki var. Kuyruktan sonra işte bacaklar geliyor. Bacaktan sonra iki tane daha bacak geliyor. Oradan sonra böyle bir kalıp var, bir şey var. Ne bu sanırım? Ha, burada alakalı. Diyor ki tamam, ama bu mesela baktığın zaman az önceki resimde yoktu. Ne var mesela burada? Ha, bunda demek ki böyle bir ilişki varsa bunu ben köpekle ilişkilendireyim. Çünkü neden? Ben sadece köpek resmini vermişim. Demişim ki evet, bunda köpek var. Sen bunu bulacaksın. Convolution kısmı gerçekten bu sadece. Az önceki gösterdiğim işte edge kısmını bulurken ki yaptığı olayı sadece yapıyor, ama bu olayı random bir şekilde yapıyor. Random bir şekilde yaptığı için her bir iterasyonda eline bir bilgi geçiyor, tamam mı? O yüzden mesela diyelim ki sen 50 kere tekrar ettirirsen ve hani 5000 kere tekrar ettirirsen arada gerçekten uçurum gibi fark oluyor. Çünkü bir şeye 50 kere bakmış oluyor, bir şeye 5000 kere bakmış oluyor. Tabii hani overfitting olayı falan filan var, orayı geçtik. İşte geçeyim mi? Geçmeyeyim ya da. Devam oradan devam. Orada devam edeyim ya. Siz istediğiniz gibi gidebiliriz o konuda. Tamam. Güzel. Tamam. Oradan o zaman sıralı geçelim. Computer Vision CNN'e bu şekilde. CNN böyle işte. CNN ne oluyor işte? O bilgileri alıyor. Bilgileri çıkardık şu anda. Şu anda elimizde ne var mesela? Bilgiler var. Diyor ki tamam güzel. Ben de bu küçük küçük resimler var. Küçük küçük resimleri aldım. Diyor ki tamam, bunların değerleri de var bende. Ama bunu ben nasıl o sondaki bire iliştireceğim? Yani çünkü sonuçta baktığın zaman senin bir diyelim ki 50'ye 50 bir resmin olsun. 50'ye 50 bir değer veriyorsun sen buraya. Ama sonuçta istediğin şey ne? Sadece bir tane değer. Tek bir skalar diğer değer. Bunu buraya nasıl ilişkilendiriyorsun? Burada baktığın zaman diyor ki tamam, buradan buraya convolution uyguladık. Buradan sonra da birazcık biz bir makine öğrenmesine, ya makine öğrenmesindeki basit modellere geçiyoruz açıkçası orada birazcık da. Bu işte hani elimizdeki değerleri düzleştirdikten sonra oradan sonra normal makine öğrenmesi gibi gidiyorsun açıkçası. Hani tekrara bağlı. O yüzden Convolution Neural Network'te asıl olayı yapan kısım birazcık da convolution kısmı olayı yapıyor. Ondan sonrası normal daha basit matematikle gidiyor açıkçası. Sadece tekrara dayalı. Nasıl öğreniyor bunu? Backpropagation'a geçelim şimdi. Bunu biz sadece ileri giderken yaptık. Şimdi bir de geri dönüyoruz. Neden? Diyor ki tamam iyi güzel. Sonuca baktık. Neyimiz var? Belki ilk başladın. %50 bir hatan var. Tamam iyi güzel. Hatamız burada. Hata nerede? Hata şu an tepede değil mi? Biz hatayı nereye indirmeye çalışıyoruz? Aşağıya doğru indirmeye çalışıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Optimizer'larla yapıyoruz. Yani biz ne? Optimize etmek istiyoruz sonuçta. Geliyor ne kullanacağız? İşte SGD'ler geliyor. Ne bu? Gradient descent dedikleri işte olay. Gradient descent ne? Gradient ne? Bildiğin gradyantını alıyorsun işte. Gradyant neye bakıyor? Neydi? Türev. Bildiğin türev yani. O fonksiyonu türevini alıyorsun. Türevini aldığın zaman, baktığın zaman sen zaten belli başlı fonksiyon kullandın. Fonksiyonu bu şekilde değil mi? Diyelim ki fonksiyonu bu şekilde. Nonlinear yapıyorsun. Nonlinear fonksiyonda nasıl aşağı inmek istiyorsun ki bir böyle bir şey göresin? Nasıl diyeyim? Gelişme göresin. Hatanı aşağı indirmek istiyorsun. Örneği çok çok duymuşsunuzdur. Herkes de veriyor. Daha çok böyle bir temel matematiğine inip anlatacağım. Sen türevi neden alıyorsun bir senin böyle bir şeyin varken? Eğimi görmek için. Baktığın zaman işte 4x artı 6'daki eğimi nasıl buluyorsun? İşte x'e göre türevini al. Eğimini buluyorsun. Tamam yani işte eğim derimini. Baktığın zaman bu şekilde eğimi veriyor. Eğimin neyse diyelim ki eğimin bu şekilde. Şu an tepedesin. Eğimin ne? Aşağıya doğru, buraya doğru. Diyor ki tamam okey. Birazcık daha bu tarafa inmemiz lazım. Ya da sen tam şuradasın. Gene aşağı inmen lazım. Eğimin bu şekilde. Ya buradan aşağı inmen lazım bu sefer. Böyle seni birazcık daha aşağı indiriyor. O SGD'deki işte stochastic gradient descent kısmı bu. Diyor ki türevini al. Ne tarafa doğru eğiksen o tarafa doğru git. Bu şöyle bir sıkıntısı var ama. Lokal minima dedikleri olay var. İşte böyle bir diyelim ki dağın başındasın. Sen sanıyorsun ki en dip noktayı buldun. Dedin ki tamam bu budur. Ama baktığın zaman sen
bu dağın en dibini bulmuşken burada bir dağ var. Belki burası böyle aşağı doğru iniyor, tamam, ama sen buradasın. Baktığın zaman yanındaki dağlar şu şekilde çünkü. Ve sen buradan başladın. Ne oluyor? Buraya iniyorsun. Ama buradan başlamış olsan buraya inecektin. O yüzden yapay zeka birazcık da şey kalıyor. Nasıl desem? Böyle bilimden ziyade birazcık daha sanata benziyor diyorlar ya, böyle belki duymuşsunuzdur şeyi, böyle bilmiyorum, çok böyle birkaç yerde duymuştum. Bilimden ziyade birazcık daha sanat gibi. O yüzden birkaç şeyi böyle bir oynamanız lazım gerçekten gerçekten doğru şeyi elde etmek için. Yani tek denemede tamam %70 yüz ne o doğruluğu aldık, bu bize yeter, kapat demek birazcık kolaya kaçmak olmuş oluyor. Neden? Çünkü bizim yaptığımız şey, o dediğim gibi işte filtreler random'a bağlı. Herhangi bir şey oradaki işte en baştaki değerler, en başta verilen değerler mesela bu ne o? Weight dediğimiz ağırlıklara, bu herhangi bir pikselin ağırlığına değer veriyoruz. Onlar bile en başta random bir şekilde başladı. Backpropagation'a geri döneceğim. En başta bu değerlere ben ne veriyorum? Random değerler veriyorum. Sonuca bakıyorum. Diyorum ki 1. Sonuç 1 olmalı mı? Benim bulduğuma göre ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Loss function'da buluyorum. Bu ne olur mesela işte? Karelerin şeyini alarak yapabilirsiniz. Ortalamayı alarak yapabilirsiniz. Bambaşka şeyler var. Classification'da fark ediyor. İşte sınıflandırma yaparken fark ediyor. Normal regression yaparken fark ediyor. Yani farklı farklı loss function'larınız var. Gradient deseni bahsettik. Backpropagation'da ne oluyor? Loss function'a bakıyor. Diyor ki bu değer yüksek. Bunu azaltmamız lazım. Hadi bir daha gidelim. Bu sefer de sen ne yapmıştın? Türevini alarak gitmiştin. Bir de diyor ki integralini alalım. Öyle bakalım. Hani bir daha aynı türevini aldığın zaman bir şeyin integralini aldığın zaman hafif aynı şeye denk geliyorsun yani. Yani tabii artıda bir constant'ın oluyor ama çok şeylerde fonksiyonlar o yüzden genelde constant olmayacak şekilde yapıyorlar. Neyle oluyor genelde işte bu epsilon e üzeri x'li oluyor. Genelde bu şekilde fonksiyon görürsün. Neden? Türeviyle integrali birbirine benziyor. Böyle kompleks ya da işte sabit bırakacak fonksiyonlara çok girmiyorlar. Backpropagation'a geldik. Ne oluyor? Bir daha gittim bu tarafa. Diyor ki tamam, şimdi bu değerleri bir aldık. Hop, bir daha bir geri. Yeni bir step'e. Öyle o iteration yaparken aslında buna bakıyoruz. Bir kere ileri geliyorum. Ay, işim bitti demiyorum. Bir daha geri gidip böyle bir aslında bir sirkülasyon oluyor. Başka algoritmalarda neler var? Genel olarak CNN kullanılıyor işte. YOLA var. You only look once. Böyle bir kere saplıyor, geçiyor. Onun dışında şu anda uğraştığım 3D, yani 3 boyutlu modellemeler var ki AR, yani bu işte gözlüklerle, AR gözlüklerle yapılanlar olsun. Belki ilgileriniz vardı. Belki 3 boyutlu nokta modülü, işte 3 boyutlu meshler, 3D meshler, böyle şey üretiyorlar ya, işte masanın 3 boyutlu hali. Sadece işte resmini çekerek yapıyorsun. Bu modeller de var. Bu modeller nasıl geçiyor? GNN olarak geçiyor. Yani Graph Neural Network olarak geçiyor. Graph neden var? Computer Science, işte bilgisayar mühendisliği ya da işte bu veri structure'la ile ilgileriniz varsa belki biliyordur, işte grafik olarak gösterme olayı var. İşte en yakın nodu buluyorsun. En uzak nodu buluyorsun. Ona kendi içerisinde algoritmaları var. Bunları kullanarak neural network yapıyorsun. Yani işte yapay zeka yapıyorsun. Baktığın zaman konsept ne? Konsept gene aynı. Gene ben convolution uyguluyorum burada da. Ama nasıl uyguluyorum? Resmin güzel tarafı ne? Her şey yerli yerinde, değil mi? Bak mesela burası işte en başladığım kısım. Şurası bitirdiğim kısım. Baktığın zaman böyle böyle başlıyorsun. Bunu bir grafik olarak yapmak istediğin zaman nasıl oluyor? Zor. Neden? Çünkü her birine şey ver, ayrı ayrı koy. Zor yani. Her bir nodu, her bir pikseli birbirine bağla. Uğraştırır. Elimde halihazırda CNN varken neden böyle bir şeye uğraşayım diyorsun. Ama şöyle bazen problemler çıkıyor işte. Diyor ki ne mesela? Diyor bir resmim var. Ben buraya bir durak koymak istiyorum. Yollar burada. Diyor ki yolları bul. Ve bu yollarda ne o? Bu noktadan şu noktaya gidebileceğim en rahat şeyi bul bana. En rahat işte bu durağı nereye yapsam en rahat olur. Mesela probleme bak. Neyle çözem? Bunu mesela neyle çözemiyorsun?
piksel kullanarak çözemiyorsun. Neden? Piksellerde konumsal var ama birbiriyle ilişkisi birazcık daha az. Sen diyorsun ki tamam, yolları ben bir edge olarak alayım. Yolları işte bu graf olarak düşün. Burada bir nokta var, burada bir nokta var, şurada bir nokta var, her yerde bir nokta düşün. Bunları birbirine bağlayan şeyler ne bu? Grafik. Grafik olarak şey yapıyorsun. Bunlara da ben nasıl convolution uygulayacağım? Çünkü başı bilmiyorum, sonu bilmiyorum. Nasıl olacak? Burada da yaptığım şey ne? Birbiriyle olan ilişkisini sadece bir matrise döküyorum. Yani diyorum ki 1 ile 2 arasında ilişki var. 1 ile 5 arasında ilişki var. 2 ile 4 arasında ilişki var. Sonra baktığım zaman ne oluyor? Bu matrisin içerisinde ben konvolüsyon uyguladığım zaman bir yani bir şeyi tam ortasına koyduğum zaman 1'e bakıyorum. Birin neyle ilişkisi var? Birin 1, 2 ile ve 4 ile ilişkisi var. Tamam, yani çevresindekileriz ben çarpıyorum ya konvolüsyon baktığım zaman temel olarak. Az önce işte o hani 3 3 yap demek istediğim oydu açıkçası. Tam ortadakine bakıyorum ve etrafıyla olan ilişkisine bakıyorum. Konvolüsyon baktığın zaman bu. Neden? Çünkü sen diyorsun ki tamam bu burada ama bu neden burada? Hani acaba bir şeyle alakalı mı? Bir şeyle ilişiği var mı? O yüzden mesela işte CNN'lerde en çok etkileyen şeyler. Ne bu? Learning rate etkiliyor. Learning rate dediğim ne? Bu işte gradient descent yaparken ki ne kadar büyük adım atmak istiyorsun? Öyle açıklanıyor genelde. Ne kadar büyük adım atmak istiyorsun? Eğer sen çok büyük adım atarsan belki o minimal kısmı geçersin. Küçük adım atarsan yaklaşman belki bir gün, iki gün, üç gün sürüyor yani. Hani normalde 2-3 saate alacak modelde. Ondan başka böyle bir değiştirebileceğin şeyler. Filtrelerin boyutları. İşte 3-3 değil de 5-5, 7-7. Belki daha büyük, geniş çaplı bakmak istiyorsun bir şey ya da geniş çaplı yapsan daha büyük etkisi olacak. O yüzden daha nasıl diyeyim? Geniş çaplı, geniş bir filtre koyuyorsun ki ilişkileri daha rahat anlayabilirsin. Graph neural networklerde de aynen bu şekilde işliyor. CNN'lerde. Başka başka modellerde, modellere geçtim direkt ama bilmiyorum matematiksel olarak şey demiştim pardon bir an saptım Ya başlayınca bir. gerçekten konuyu açtık. Çok güzel ilerliyoruz yani. Gerçekten hem teknik bilgiler konusunda bayağı bir bilgi edindik bu anlamda. Ya konuyu açması gerçekten güzel oluyor yani bu tarz etkinliklerde. Evet konu yani tam işte şeye şimdi Gana başlayacaktım dedim durayım mı durmayayım mı? Aslında o GAN algoritmalarına da geçiş yapabiliriz. Yani Tamam. Çok iyi. Var bir şey diyecek söyle var. Yok bir şey. Çünkü herhalde bildiğim kadarıyla bu GAN algoritmaları yani görüntü oluşturmaya yarayan Hı algoritmalar değil hı. mi? Evet. Görüntü özelliklerinin işte özellikle bir tane de sorumuz özellikle bunlardan bir tanesi ilgiliydi. Açmışken böyle bir komple devam ettim ama arada kaçırdığım ya da şey varsa söyleyin oraya da bahsedeyim. Tamam, o zaman gerçekten yani sorabileceğimiz çoğu sorunun aslında cevabını siz verdiniz. O zaman GAN'la devam ediyorum. Kanla devam edelim o zaman. Tamam, GAN. Baktığın zaman GAN ne zaman çıktı sanırım? Böyle yeni yeni daha böyle bir rağbet demeyeyim de son 10 yılda böyle bir dediler ki tamam biz bunu da kullanalım edelim. Ya da birazcık daha işte araştırmalar buraya yöneldi. Çünkü neden? Baktığın zaman convolution'da ne yapıyoruz? Benim işte baktığında resmim var, sonucum var. Hadi bunu classify et. Ya da ne var işte? Object detection. Dur, kaçırmışız, bekle. Object detection. Object detection'da baktığın zaman ne yapıyorum sadece? Verdiğim şey ne? Train ederken, modeli train ederken belki hiç bilmiyorum hani ben train ederim falan filan dediyseniz bileniniz vardır. Resmi veriyorsun. Resmin yanında ne de veriyorsun? Diyorsun ki bana bir de dört tane nokta. Hadi bir de bu da senin şeyin malzemen, kullanmak için malzeme. Bu dört tane nokta ne? Diyelim ki yüz algılama modeli mi yapmak istiyorsun? Dört tane nokta ne yapıyor? Bu yüzün o resmi verdim. Bir de resmin olduğu resmin içerisinde benim istediğim şeyin yer aldı. Evet. Resmin içerisinde bu şeyin yer aldığı etiketi koyuyorum. Etiket için ne lazım bana? 4 tane nokta lazım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 taneyi koydum. Şimdi burada ne oluyor? Resmi verdim. 4 tane de noktayı verdim. Model diyor ki tamam. Benim şu an sadece istediğim şey ne? Pardon. Kullanabileceğim şey sadece resim değil. Ayrıca bu 4 tane verilen noktayı da 4 tane verilen piksel değerini de piksel demeyeyim de resimdeki konumu da kullanarak bir şeyler yapmam lazım. Bir sonucu elde etmem lazım.
Benim sonucum ne mesela? 4 tane resim verdim. 4 tane noktayı verdim. Sonucum ne? İşte yüzdür, arabadır. Yola da sanırım kaç tane? 30 küsür mü, 60 küsür mü vardı? Bayağı bir vardı. 28 tane olsa gerek sanırım. İşte arabadan tut bisiklete, bisikletten kaleme, televizyona ne ararsan var açıkçası günlük hayatta algılayabileceğim. O yüzden en çok kullanılan modellerden biri açıkçası. Ayrıca kendin de eğitebiliyorsun modeli. O yüzden güzel. Baktığın zaman Convolution'dan tek farkı bu. Yani Object Detection'ın. Resmi veriyorum. Ayrıca resimde istediğim şeyi de veriyorum. Segmentasyona gelelim. Segmentasyonun güzel kısmına. Segmentasyonda da ne yapıyorum mesela? Segmentasyon şey gördüyseniz hiç bu veri setini. Veri setinde ne var? Böyle bir karanlık bir alan var genelde. Hani böyle bir yeri beyaz, bir yeri kapkara. İstediğim yeri maskliyorum. Maskeyi uyguluyorum. Yani ben bu resmim şu anda böyle. Modeli eğitmek için istediğim şey ne? Bu alanı veriyorum. Diyorum ki sadece bu bir karartı olsun. Ben bu alanı istiyorum. Bana bunu çıkar. Segmentasyonda model ne yapıyor? Resmi alıyor. Küçük küçük parçalara ayırıyor. Küçük küçük demeyeyim yani zaten her bir filtre uyguladığımda benim resmim küçülüyor. İşte 5-5 uyguladığımdan sanırım neydi? Filtrenin boyutu eksi pardon piksel değeri eksi filtrenin boyutu artı bir olarak bir şey çıkıyor sana. Her bir filtre uygulayışımda bunun şeyi değeri azalıyor. Şimdi baktığımda ne oluyor? Segmentasyonda. Bu resmi ben verdim. Resim küçüldü, 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 küçüldü. Sonra ben ne yapıyorum? Resmi bir daha büyütüyorum. Diyorum ki tamam. O küçültme neden? Küçültme şeyi uygulayabilmek için. Bu çıkan değeri. Çıkan değerim ne mesela? 1'dir, 2'dir, 3'tür, 5'tir. Onu uygulamak için bir indirgiyorum. Ondan sonra diyorum ki tamam. Şimdi bu modeli değeri aldık. Ben öğreneceğimi öğrendim. Şimdi bir de bunu resmi genişletelim. Şöyle bir model olarak bakarsak buradan başladık. Resmimiz büyük. Küçüldü, küçüldü, küçüldü. Buraya geldi. Buradan ne yapıyorum? Bir daha büyütüyorum ki çünkü benim ne? En son halim, en son verdim yani işte bu target'ım dediğim işte evet ben sana bunu verdim ama bunu istiyorum dediğim şey zaten bir resim halinde. O işte segmentasyon modellerinde böyle bir Y olarak bu işte hedef gösterilen şeyde genelde beyaz, siyah beyaz bir şey oluyor ya da bir, böyle bir işte bir kısım böyle bir kroplanmış oluyor. Neden? Modele diyorum ki tamam bu böyle ama sen bana bunu vereceksin. Sadece ben bu alanı istiyorum. İşte sanırım ne vardı? Böyle bir sağlık alanında daha çok kullanılıyor. Böyle bir işte kanser hücrelerini algılamak için kısımlarında Kaggle'da olsa gerek galiba. Kanser hücrelerinin data setine baktığın zaman orada direkt şey çıkıyor. İşte beyni göstermişler. Kanser olan kısım simsiyah. İşte geri kalan kısım bembeyaz. Neden? Bunu veriyorum. Bunu istiyorum ben modelden. Onun böyle bir hoş kısmı ne? Şimdi baktığın zaman sen onu bir doğrulukla, accuracy'yle ölçemiyorsun. Başka bir şeyle ölçemiyorsun. Yani ne yapayım? Hani pikseli çıkarayım, edeyim, toplayayım, ortalamayla bir şey bakamıyorsun. Loss function olarak özel spesifik loss function kullanmak zorundasın. Yani hani hatanı göstersin diye. Hata olarak ne kullanıyorsun? Diyorsun ki bildiğin overlapping yani üst üste gelmeyi kullanıyorsun. Diyorsun benim model mesela bir yer belirtiyor, bir yer veriyor. Modelin çıktısına göre ben buradayım ama model bana burayı vermiş, tamam mı? Ne oluyor mesela? Ben üst üste koyduğum zaman, overlapping yaptığım zaman benim istediğim yer burada, senin verdiğin yer burada. Ne? Yüksek. Neden? Hiçbir bağdaşma yok. Diyor ki bu yani olmaz böyle. Bunu azaltmamız lazım. O yüzden senin ne kadar işte hani modelin çıktısıyla senin ne o? Test verindeki diyeyim. Test verindeki Y değeri. Ne kadar overlap oluyorsa o kadar senin doğruluğun artıyor. Yani hani bunu birazcık da işte segmentasyon yapmak isteyenler olursa bu fonksiyon sanırım her yer yani yazılan genelde modellerde oluyor. Genelde çünkü modelde kendisi yazıyor şeyi de loss function'ı da. Spesifik özelliği bu. Hani yani hali hazırda olmaması. Hali hazırda var sanırım ama hiç kullanmadım. O yüzden genelde overlapping üzerine kullanıyorlar. Segmentasyonun baktığın zaman ana şeyi ne? Diyor ki tamam bana bir şey lazım. Piksel
kütlesi lazım. Yani piksel alanı diyeyim. Bana bir alan ver diyor resimde. Ben bir nevi işte box istiyorum. İşte şey istiyorum. Neydi? Kare, kutucuk istiyorum etrafımda. Detection istemiyorum. Bana spesifik olarak bu alanı ver. Ben bunu istiyorum diyor. Onda nasıl yapman lazım? Pikselleri üst üste koyarak piksellerin değerlerine bakarak bir piksel topluluğu oluşturarak bulabiliyorsun. Evet. Bunları aradan çıkardım. Şimdi spesifik olarak GAN'a geçebilirim. GAN, evet. Az önce başladım. Yine oradan konuyu açtım. Son 10-15 yılda, evet son 10-15 yıl diyebilirim. 2010'lardan sonra birazcık daha uçuşa geçti. Neden? Dediler ki bize ne gerekiyordu? Data gerekiyordu. Bir baktığın zaman 2010'lardaki data setiyle, 2012 data setiyle, yani şöyle diyeyim, böyle bir curve'ımız var. Şu gerçekten data olarak böyle bir artışa geçtik. Özellikle işte 2015'tir, şeydir, hatta ne zaman sanırım, koronadan sonra bir uçuşa geçtik. Gerçi onlar 2-3 sene önce falan da gene bir başlamıştı ama. Yani bir 2010'daki ile karşılaştırdığımızda şu anda kat ve kat daha fazla datamız var. O yüzden GAN için gerekli şey neydi? Diyor ki hafif bir datamız olsun. Yani yeterli bir datam olsun. Neden? İşte Fusion'u uygulamak istersem. Fusion dedim. Hemen dediğim şeye çıkıyorum. Fusion'da ne var? Belli başlı şeylerin yerini bildirmek istiyorum. Yani yerini de bilsin, tamam mı bu şey? Mesela ben neredeyim? Şu anda arkamda ne var? Filtrede masa var. Neredeyim? Masanın önündeyim. Şimdi ben diyelim ki bir text yazsam, bir şey yazsam, masanın önündeki bir insan. Şu anda mesela Fusion'da ne lazım? Benim bir şeyin önünde olduğumu bilmesi lazım. Masanın ne olduğunu bilmesi lazım. İnsanın ne olduğunu bilmesi lazım. Örneğin işte bu şeyler var ya, görüyorsunuz işte ne bileyim, uzayda bir maymun yap. İşte ne bileyim, ağaçta insan yap, bir şey yap, böyle işte generative AI'yi bayağı bambaşka şekilde kullananlar olmuştu. İşte bunu yazdırmam için ne olması lazım? Öncelikle benim modelimin masayı bilmesi lazım, insanı bilmesi lazım, maymunu bilmesi lazım, muzu bilmesi lazım. Bunun için ne gerekli? Devasa bir dataseti gerekli ki öncelikle bunu bilsin. Şimdi o text kısmına geçiyorum. Text kısmı hiç ilgilenmediğim bir alan. O yüzden bir şey söyleyemeyeceğim o kısımda. Ama baktığın zaman ben oraya muz yazdığımda muzun neye denk geldiğini bilmesi lazım modelimin. Bunu nasıl yapacağım? Belli bir yerde benim buna muz resmi vermiş olmam lazım. Bunun da evet bu muzdur diye böyle bir label'lanması, etiketlenmesi lazım. Bu bizim tarafımızdan yapılıyor. Önünde miyim masanın, arkasında mıyım? Bunu da gene aynı şekilde Fusion'la yapıyorum. Ne oluyor? Benim yerimi hem resme bakıyorum hem de resimdeki konumumu algılamaya çalışıyorum. Bunu nasıl yapabilirsin? Normal resimi kullanarak yapabilirsin. İşte resimde neredeyim işte? Elimi şuraya koyduğum zaman ne oluyor? Masanın üzerindeyim şu anda. Baktığın zaman nasıl algılanabilir? Yani diyorsun ki masanın üzerinde bir şey. Diyelim ki etiketledim. Model bunu nasıl algılayabilir? Çok rahatça algılayabilir. İşte masanın üzerindeyse neyse, masanın piksel değeri buradaysa, sen buraya çıktığın zaman neredesin? Masanın üzerindesin baktığın zaman. Basit leştirilmiş hali işte. Modern tabi bambaşka bir şekilde gidiyor bunu algılamak için de. Bambaşka bir şekilde dedim işte az önceki o tekrar base'li olarak model daha çok işte matematik, istatistiksel olarak düşünerek gidiyor. Fusion dediğim kısım bu. Yani görselin içerisinde neyin nerede olduğunu buluyor. GAN'a gelirsek, GAN'ın güzel tarafı. GAN aslında birazcık da unsupervised learning olarak geçiyor. Yani senin süpervize ya da böyle bir sonuç vermen gerekmiyor. Supervised learning'de ne var? Malzemeyi veriyorum, çıktığı veriyorum. Arasındaki olayı kurguluyor. Yani fonksiyonu arasındaki bağlantıyı buluyor. GAN'da ne oluyor? Aslında GAN'da birazcık da bu ikisi hali hazırda var. Tamam mı? Yani GAN'da şöyle oluyor. İki tane senin karakterin olduğunu düşün. İki tane karakterim var. Biri diyor ki ben bir şey üreteceğim. Biri de diyor ki hadi bakalım ben de bunun gerçekliğini kararlaştıracağım. Tamam mı? Yani aslında baktığın zaman supervised mantığıyla çalışıyor ama değil. Yani birazcık da otomatize edilmiş hali. Şimdi senin elinde bir data seti var. Bakıyorsun. İnsana bakıyorsun. Tamam, insan data setin lazım. Unsupervised kısmı buradan geliyor. Data her türlü lazım. Ama baktığın zaman sonuç vermene gerek yok. Çünkü GAN kendi içerisinde onu halletmeye çalışıyor. Nasıl?
Biri diyor ki bir tane karakterin biri. Ben bu resmi görüyorum diyor. Diyelim ki insan resmi. Verdim insan resmini. İnsan resmiyle bir şey oluşturmaya çalışacağım. Yani ne o? Gene işte bu diyelim ki işte ne olur? Tarar etrafı. Resmin içerisinden karakterleri çıkarmaya çalışır. İşte bu feature dediğimiz özellikleri almaya çalışır. Der ki tamam ben bu feature'ı aldım. Hadi ben şimdi kafama göre bir şey kuracağım. Tamam, adam bunu yapmaya çalışıyor gerçekten. Birinci karakterin görevi bu. Diyor ki ben buradan özellikleri aldım datasetinden. Bir şey koymaya çalışacağım. İkincisinin modeli de, ikincisinin görevi de ne? Datasetiyle, gerçek datasetiyle, gerçek insanla karşılaştırmak. İkincisi de buradan çıkan sonucu alıyor kendisine değer olarak. Birinden çıkan diğerine geçiyor yani. İkincisi alıyor diyor ki tamam sen hadi bir çıktı verdin. Ben şimdi bunu gideceğim. Gerçek resimlerle gerçek benim datamla kontrol edeceğim. Eğer bu gerçek datayla hani yani normalse gerçekten yakınsa hani birebirse neredeyse ben kendime artı bir puan alıyorum. Ben kendimi ödüllendiriyorum. Eğer yani ben senin hatanı bulabilirsem ben sen pardon yanlış oldu. Ben senin hatanı bulabilirsem yani gerçek şeyle benzemezse hatayı arayan artı birden artı bir puan hatayı arayana gidiyor. Neden? Hatayı bulduğu için. Ancak model çok yani yeni oluşturulan şey çok iyiyse ne oluyor? O kadar iyi ki diğer hatayı arayan model hatayı bulamıyor. Ne oluyor bu sefer? Artı bir puan nereye gidiyor? Model işte yaratmaya çalışan modele gidiyor. Baktığın zaman senin yapmaya gereken bir şey var mı? Yani işte hani bir sonuç veriyor musun? Aslında yok. Baktığın zaman ne oluyor? Resmi alıyor, resmi ayrıştırıyor. Bir sonuç çıkarmaya çalışıyor orada. Diyor ki tamam güzel ben buradan bir sonuç elde edeyim. Sonra elde ettiği sonucu sen gerçek resimlere benzetmeye çalışıyorsun. İşte ne bileyim insan olur. Gerçekten insana benziyor mu tarzında olur. Bildiğim kadarıyla gene aynı resimden alıp aynı resme koymuyoruz. Çünkü o zaman birazcık da cheating işte hani böyle kopya çekme gibi oluyor ki modellerde işte bu test'tir, train'dir, bir de validation modelidir. Pardon, validation seti bu yüzden ayrılıyor. Neden? Bunu ben bilmiyordum. Bunu ilk çalıştığım yerde öğrenmiştim. Hatta bayağı bir azar yedim bunu bilmediğim için. Test, train, validation. Ben normal model kullanırken ne kadar model büyük modelle çalışabilirim? Teste bölüyorum, train'e bölüyorum. Bitiyor işim. Ancak yapılması gereken şey teste asla dokunmamak. Asla asla. Yani gerçekten modelim oldu, bitti diyene kadar dokunmamak. Train'le eğit. Validation setiyle o hyperparametre yani senin ayarlayabileceğin parametreleri ayarla ki neler oluyor işte az önce bahsettiğim şey learning rate olur, filtrenin şey olur. Ne kadar derin bir model yapmak istiyorsun işte hani bu aradaki gizli kısımlar olur. Layer'lar demeye çalışıyorum. Layer'lar olur. Bunları değiştirebilirsin. Bunları değiştirdin. Dedin ki tamam benim modelim oldu. Sonunda böyle bir işte ne bileyim %82'liktir bir şeydir. Doğruluğu yakaladık. Güzel. Şimdi ben gideyim bunu teste deneyeyim. Gerçekten gerçekten dünyaya hani hazır mısın gerçek dünyaya? Çünkü ne kadar sen o test validation oraya versen de bir etkisi olmasa bile olabilir. O yüzden ki hatta şey böyle bir otomatize modeller işte ne bileyim bu otomatize de model demeyeyim de her zaman online kalan modeller işte hani bu web'e koyuyorsun hep orada duruyor. Bir döngü içerisinde olan modellerde daha önemli. Çünkü modelin içerisine verdiğin data test ettiğin data her zaman farklı olması gerekiyor. Çünkü yani hoş değil. Bu önemli bir bilgi. Evet bu şekildeydi. Spesifik olarak. Teşekkür ederim. Zaten ben özellikle bu bir kariyer üzerine soru sormak istiyorum. Hem de zaten biraz da yorumla da gelen sorular. İlk önce görüntü işleme alanında ya ben bu kariyeri yapmak istiyorum mesela. En önemli olarak ne öğrenmem gerekiyor? Ve bu yönde kendimi ne yapmam gerekiyor? Yani hangi alanlarda, hangi şirketlerde nasıl çalışabilirim bu görüntü işleme konusunda? Bunu ilk önce sormak istiyorum. Yani kariyer anlamında.
Kariyer anlamında yani birazcık da böyle hani kişiye bağlı deyip böyle bir kaçamak cevap da vermek istemiyorum ama gerçekten birazcık da kişiye bağlı. Örneğin ben başladığımda yani kendime örnek vereyim. İlk başta dedim ki tamam ben işte detection yapacağım. Benim çalışacağım şey detection olacak. Ben gidip birkaç objeyi bir yerden bulacağım. Bütün projelerimi bunun üzerine yapacağım işte. Hangi dille yazdığım hiç fark etmiyor işte. Python olur, C++ olur. Neyle olsa olsun ben gideceğim bunu yazacağım diye başlamıştım. Sonra dedim ki bu ne kadar çekilmez bir şeymiş. Yani uğraşamam ben bununla. Oradan sonra gerçekten böyle bir hani yaparak hoşuma da giden bilmiyorum. Ondan sonra hani birazcık da şey oluyor. Bir şeyle başlıyorsun. Diyorsun ki bu da varmış. Bu da varmış. Bu bayağı dikkatimi çekti. Diye böyle bir devam ediyorsun. Bu bir gerçek yani. Ama en baştaysan ya da hani böyle güzel bir başlama aşaması olarak kendimde neyi eğiteyim, kendimde neyi iyi hale getireyim ki beni işte aranan o kişi olayım diye sorarsan. Öncelikle yazılım kısmı olması lazım. Yani yazılım kısmı derken hani git her şeyi hallet, 10 tane dil bil demiyorum. İşte baktığın zaman Python'la görüntü işleme, işte görüntü filtreleme olsun, convolution olsun, edge detection olsun böyle basit basit olaylara birazcık hakim olmak gerekiyor. Çünkü ne istesen de bir yerde karşına çıkıyor. Temel matematik gerçekten lazım. Özellikle modelleri algılamak istiyorsan. Çok çok matematiğe gerek yok yani harbiden. Ne o? Üniversiteye geçmeden ki matematik her halükarda yeter. Neden? Çünkü lisede ne görüyoruz? Matrisler, matris çarpımı, türev, integral. Bitti. Ben şimdiye kadar başka hiçbir şey kullanmadım bu arada bunların dışında. Yani hani model ne kadar gelişmiş olursa olsun. Ki şu da var. Baktığımız zaman modelleri mesela CNN'e oturun deyin ki ben bunu herhangi bir işte TensorFlow'dur, PyTorch kullanmadan yazacağım. Baktığın zaman yaptığın şeyler matris çarpımı, türev, hafif bir integral, o işte backpropagation yaparken hafif bir integral. Bunun dışında hiçbir şey yok yaptığın. Baktığın modeller sadece matris çarpımı, integral, türev, karmaşık model dediğimiz ne? Sadece bu birimleri 100 kere tekrar arka arkaya yapınca model karmaşık hale geliyor. Onun dışında kullanılan matematik bunun üzerine çok çıkmıyor. Tabii daha başka o işte matematik kısımlarına girmek isterseniz işte ne bileyim işte az önce bahsettiğim işte Fourier transformudur işte onu geçtim diğer açan açan bir sürü şey var. Şu an isimler aklıma gelmediği için biraz kaçıyorum o konu. İşte oralara girmek isterseniz orası birazcık da işte bu sinyal processing, sinyal işleme kısmına da giriyor. Neden? Çünkü baktığın zaman resim bir sinyalden oluşuyor her bir piksel. Oralara da girmek isteyen girebilir. Ama dersen ki ben işe girmek istiyorum. Bunu kullanır mıyım? Çok kullanmazsın. Yani hani nerede girdiğine bağlı. Böyle bir gidersen CERN'de falan işe girersen bir şey yaparsan tabii adam bekler yani böyle bir şey. Ama hani normal bir yerde işte ne bileyim model oluşturacağım, şey yapacağım. O kadara gerek de yok. İşte model oluşturmak istiyorsan neyin ne yaptığı, neyin nasıl işlediği, mesela bir modelde CNN kısmının yani bilmeni beklerim ben mesela birinin. En güzel örnek bu arada ben de kendimle denemiştim. Biri önermişti bana da. CNN'in böyle kendi başına yazmaya çalış. CNN çünkü ne oluyor mesela? Bir model oluşturuyorsun. CNN kısmını TensorFlow'dan alıyorsun işte ne bileyim Convolution 2D'yi koyuyorsun. ReLU'yu koyuyorsun. Şeyi koyuyorsun. Arka arkaya hepsini bir stackle. Ondan sonra model oluştur. Orayı demiyorum. Sadece convolution kısmını bir resimden geçir, çıkan sonuçlara bak. Çıkan sonuçlara bak. Diyeyim hiçbir şey anlaşılmıyor. Görsel olarak hiçbir şey anlamıyorsun. Neden? Sadece bilgisayarın anlayacağı şekilde çıkıyor. Tamam mı değerler? Yani baktığın zaman gerçekten böyle bir hani işte ne bileyim neydi? Matplotlib ile böyle bir plotladığın zaman çıkan sonuçtan hiçbir şey anlamıyorsun. Çünkü random bir şeyler çıkıyor. Random bir şeyler çıkıyor. Ama baktığın zaman işte 1000 iterasyondan sonra, 2000 iterasyondan sonra diyorsun ki tamam bak bir güzelleşmeye başladı. Böyle bir şey. Kullandığın şeyi parça parça anlayarak gittiğin zaman daha çok yararlı oluyor ki yani hani şu an ben de onu yapmaya çalışıyorum açıkçası.
Neden? Diyelim ki belki 100 kere convolution yazdın, değil mi? 1000 kere convolution yazdın. Ama convolution kendi içerisinde ne yapıyor ya, hani girdiği biliyorsun, çıktığı biliyorsun ama bu içerideki matematik nasıl işliyor yani, hani bunu anladığın zaman olayı birazcık daha böyle bir farklı aşamada kavruyorsun. Bunu derim. Yazılımı geçtim. Yazılım dili olarak hani Python mı C++ mı? Çünkü bu ikisi genelde kullanılıyor. Eğer diyorsan ki güzel, ben bu modellemeyi yapıyorum, hani iyi hoş, detection yaptık, yazılımı da Python'ı da çok iyi biliyorum diyorsan C++'a biraz bak derim. Çünkü genelde istenilen, işte bu computer vision alanında istenilen yerlerde genelde daha çok hani böyle bir şeyin software'ı, bir şeyin yazılımı olarak yazdıkları için genelde model Python'da oluşturuluyor. Ama yazılan software, yazılan yazılım, yani böyle bir şeye koyulacak olan yazılım C++'da. Sen onun ikisini birleştirmen lazım. O yüzden yani hafif böyle bir çok çok böyle hani Python'ı çok iyi biliyorum diyorsanız, hani Python hani o derecede bilmeseniz yeterli. Ama hani böyle bir göz aşinalı olarak öneririm. Onun dışında modelleri geçtim. Computer Vision iki tane, yani birçok alanı var ama main olarak robotik alanında ilerleyenleri biliyorum. Ve hani böyle bir model geliştirme, yeni modeller oluşturma alanında ilerleyenler var. Yani böyle spesifik şeyler için yazılım yazanlar var. Üç tane varmış orada, iki dedim, affedersiniz. Bu üçe ayrılıyor yani benim bildiklerim genelde. Robotik alanındaysan tamam, güzel geçti. C++'ı daha çok öneririm. Çünkü robotikteysen hani birazcık daha C++ istiyor insanlar. Ki hem hızlı olması aşamasından hem de daha robotik dünyası tarafından mı diyeyim, robotik dünyası tarafından daha çok onaylanan bir dil olmasından dolayı C++ öneririm. Ama C++, Python normal diğer kısımlarda hani ben sadece çalışacağım, şey yapacağım diyorsan o kadar da fark etmiyor. İkisi de yer alır. Onun dışında modelleri iyi kavramak dedik. Yazılımı geçtik. Sonucuma staj öneririm ama şöyle kendi projelerinizi yapmanızı ben öneririm açıkçası. Hadi stajı da geçtim. Böyle staj oluyorsa tabii ki de hoş olur. Ama projeler derken şöyle şeyi de kastetmiyorum. Hani gideyim Kaggle datasının setini alayım, bakayım. Milyon tane bunu kullanan varmış. Hadi ben de bu modeli deneyeyim. Öğrenirken yapılır, tabii ki de yapılır. Aa, hani bu nasıl çalışıyormuş, bir modeli yazalım bakalım gibisinden. Tamam, okey. Eğer oradaysanız bunu her halükarda öneriyorum. Ama evet iş arıyorum kısmındaysanız ve hani böyle belli bir seviyedeyseniz, o zaman birazcık daha projelere böyle bir spesifikleştirmeyi öneririm. Yani böyle bir nasıl bir şey olabilir? İşte ne bileyim, tarım alanında mesela zehirli bitkiyi detect ediyorsunuz. İşte objeyi yakalıyorsunuz. Zehirli bitki detection. Tamam. İşte ne bileyim, işte uydu görüntüsü kullanarak yangın detection ya da işte doğal afet detection ya da işte gene doğal afet datasetleri bayağı var bu arada. Doğal afet datasetlerini kullanarak segmente ediyorsunuz işte hasarlı evleri. Yani bilmiyorum, ben baktığım zaman mesela cool proje olarak bunlar aklıma gelmişti zamanında. Şimdi öylesine örnek veriyorum. Şu an ne olur ne gider bir fikrim yok. Başka mesela robotik alanında. Robotik alanında sadece C++ öneririm olarak anlaşılmasın. Python'da gerçekten kullanılıyor, işte ne bileyim. Raspberry Pi kullanınız belki olmuştur. İşte Raspberry Pi olur. Herhangi bir yapabileceğiniz şeyi Raspberry Pi'yle de yapabiliyorsunuz. O yüzden çok bir farkı yok. Onun dışında GitHub, Docker, bunlar ben yani hani ne kadar zor olabilir ki, hani öğrenirim demiştim ama böyle bir girdiğim işte mülakatlarda elendiğim şeyler varsa gerçekten bunlardır. Hani böyle bir yanda eğer işte bunlar da elimde bulunsun, boş zamanında bakayım diyeceğiniz böyle bir listeniz varsa işte Git'tir, GitHub, Docker'dır. Bunları da koyun derim. Çünkü özellikle Docker bu aralar her yerde kullanılıyor, her şey için kullanılıyor. Çünkü şu olay çok var. Şakasını da çok duymuşsunuzdur muhtemelen. İşte benim bilgisayarımda çalışıyor, karşıda çalışmıyor. Bunun sorun çözümü olarak Docker gerçekten çok kullanılıyor. O yüzden hani en azından böyle bir Docker file'a baktığınız zaman bu da bunu yapıyormuş diyebilin. Yani her projenizi de işte Docker haline çevirin demiyorum ama hani biri sorduğu zaman ya Docker ne yapar, neyi kullanırsın falan filan gibisinden
burada geçiştirin. Ana işiniz olmadığı için hani böyle adınız gibi bilmeseniz de olur. Ama GitHub için bunu der miyim? Demem. GitHub'ı gerçekten hatta kendiniz evde proje yaparken de dosyalarınızı bir yerde tutmaktan ziyade daha çok işte bu Git bash olur. Bu daha çok hani elle yazdığınız kısım işte script kısmı olur. Onlara bir bakın özellikle derim. Çünkü GitHub böyle bir hani şirkette genelde kendi dosyana buraya aktarayım hadi yapayım falan filan gibisinden bir olay olmuyor. Nasıl oluyor? Senin çalıştığın dosya üzerinde 100 kişi daha çalışıyor. Yani hani aynı dosya üzerinde olmasa bile senin çalıştığın dosyayı etkileyen projelerde millet çalışıyor. Öyle olunca sen diyorsun ki tamam ben bunu gideyim bir hemen bir pushlayayım. Bir şey olmaz zaten. Pushlamaya çalışıyorsun. Ne oluyor? 100 tane 200 tane konflikt çıkıyor. Onları değiştir bunları yap falan filan. Buraya ben başlamadan önce hayatımda hiç konflikt görmedim. Neden? Benim çalıştığım yerde kimse dosyada kimse çalışmıyordu yani. Hani o yüzden ben bir şey değiştiriyorum. Ne bileyim işte git commit pushla tamam bitti sorunsuz. Ama baktığın zaman ne o işte konfliktin olduğu zaman ne yapabilirsin işte eğer iki tane branch'ın varsa nasıl birleştirebilirsin işte ne bileyim merge'liyim mi rebase'liyim mi ikisinin arasındaki farkı ne işte ne bileyim tamam güzel burada çalışıyorum ama çalışmamı sileceğim ama kaybolmasını istemiyorum ne işte hemen stash'liyim buraya baktığın zaman stash ne? Ne o işte remote'a nasıl ulaşırım? Farklı remote'lardan nasıl çekerim? Nasıl pull request yapılır? En önemlisi yani hani sadece buna baksanız bile yeterli olur muhtemelen. Nasıl pull request yapılır? Ne kendiniz bir repo açın kendi adınıza. Oradan forklayıp klonlayın. Oraya o şekilde atmaya çalışın daha çok hani direkt açtığınız repo'yu klonlamadan ziyade yani otomatik bir şekilde indirmekten ziyade onu bir yere bağlayın, onunla çalışın ki pull request yapmanız daha rahat olsun ya da en azından karşılaşabileceğiniz nasıl diyeyim gerçek dünyada karşılaşabileceğiniz olaylara birazcık da aşina olursunuz. Onun dışında başka önerebileceğim bir şey yok sanki. Kariyer dediğiniz zaman kariyer birazcık daha böyle işte neyi istediğinize kendinize bağlı. Yani işte hani computer vision nesi var işte dediğim gibi. Gun kısmına ilerleyebilirsin. Segmentation detection kısmına spesifik olarak yapabilirsin. Üç boyutlu kısmına geçebilirsin ki benim şu an yaptığım şey o. Bilmiyorum benim dikkatimi çekiyor, hoşuma gidiyor. Yoksa hani şey demem ki evet ne bileyim object detection'dan daha iyi. İşte ne bileyim segmentation'dan daha zor. Daha kolay iş buluyorsun, şey yapıyorsun. Alakası yok. Sadece benim ilgimi çektiği için, benim hoşuma gittiği için ya da hani yaparken keyif aldığım için yoksa başka hiçbir olayı yok. O kısımda birazcık daha size kalıyor. Ama bir hepsini deneyin, hepsini görün, hepsiyle bir projeniz olsun. Ondan sonra karar verin derim ben. Bu şekilde kariyer olarak. Evet. Ya gerçekten çok güzel bir canlı yayın oluyor. Benim bir sorum daha var, isterseniz onu sorayım. Şimdi geçmişte bir öğrenci olsaydınız, ya keşke bunu öğrenseydim, bunu yapsaydım dediğiniz bir şey var mı? Ben bunu sormak istiyorum. Teknik kulüplere katılmayı isterdim ve hani o kadar yararını göreceğini düşünüyorum ki bilmiyorum üniversiteniz var her üniversiteye göre değişiyor olan kulüpler ama teknikten ziyade hani böyle bir araba yapan işte hani araba yarışlarına katılanlardan ziyade böyle spesifik konularda çalışanlar oluyor. Örneğin ne bileyim işte Teknofest'te görüyorum işte otonom drone yapan takımlar oluyor çok iyi. Mesela öyle bir şeye katılmak isterdim. Neden? Baktığın zaman otonom drone'da özellikle ne lazım? GPS ile çalışıyorsun. GPS'i resme bağlıyorsun. Sonra resimden konum elde etmen lazım. Odometri denilen olay, bilmiyorum belki duyanınız olmuştur. Resimden konumu çıkarman lazım. Sonracığıma. Öyle bir kulübe katılmayı isterdim. Yani daha çok bu şekilde. Ama eğer kulüplen alakasız bir şekilde hani keşke bunu yapsaydım dediğim
Daha çok proje yapmayı isterdim açıkçası. Daha çok proje yapsam daha iyi olurdu. Çünkü ne o mesela? Bir ikinci sınıftayken birazcık daha lay lay lom takılmıştım, şimdi yalan olmasın. Birazcık daha işte ne bileyim, gidelim Erasmus yapalım hadi. Üniversiteye bir daha mı geleceğiz, şey mi olacağız falan filan gibisinden. Bir işte hani dünyaya bir daha mı geleceğiz, yaşa ve boş ver takıldığım dönem olmuştu. Ama sonra dedim ki 3. sınıfta hani tamam güzel iyi de hani nereye kadar? Ondan sonra şeye başvurdum. Yani şeye bu profesörler işte doktora öğrencileri falan genelde yanına bir projede çalışıyorlar. Diyorlar ki hani biz de çalışmak istersen gel, yani ücretli değil ama hani seni projeye dahil ediyorlar. Ne oluyor mesela? Adını işte publish olan şeye ekliyorlar. Yani makaleye koyuyorlar adını. 3. sınıfta ona katılmıştım mesela. Bu kadar hızlı bir artış olamaz. Neden? Çünkü bir takımda ve biriyle bağlı olduğun zaman, kendi proje yapmandan ziyade birine bağlı olduğun zaman, mesela işte bu öğretmenin olur, işte dediğim gibi takımda olur, bir kulüpte olur, bir şeyde olur. Birine bağlı olduğun zaman ne var? Senden bir beklenti var. Sen diyorsun ki tamam ben bunu yapabilirim. Yapman bekleniyor. Belli bir süren var. Yani şu tarihe kadar bitireceğim dediğin olay var. Ve o tarihe kadar öğrenmen lazım. Uygulamasını yapman lazım. Gerçekten çalışan bir şey sunman lazım. Ve hani bu gerçekten çok şey katıyor. Ve hani birinci, ikinci sınıfta da bunu yapsaydım demişliğim var yani. Özellikle işte mezun olduktan sonra böyle bir dedim, çünkü işe başvuruyorsun. Hep ret, hep ret, hep ret. Dedim yok herhalde bende bir sıkıntı var yani, böyle olmaz. İşte o ara bir demiştim ama keşke hani birinci sınıfta, ikinci sınıfta da yapsaydım bunları daha iyi seviyeye gelirdim gibisinden. Ama şöyle bir durum var. Gerçekten gelişiyorsunuz yani, hani hep aynı yerde kalmıyorsunuz. Özellikle hani buna günde ne bileyim günde 2 saat verin diyeyim hani her günde, ya da işte hani günde 2 saat veremesen bile aklında bulunsun, tamam mı? Aa evet bugün yapamadım ama yarın buna bakacağım. Bunu nasıl çözerim? Evet bunu böyle çözeceğim şekli kafamda düşündüm. Yarın kesinlikle buna bakacağım. Değil yani. Aklınızın bir köşesinde bulunsun. O zaman gerçekten gelişiyorsunuz. Çünkü ben mesela ilk işte interview'umu hatırlıyorum şeyde. Bana mesela ne sorulmuştu? Demişlerdi ki evet biz object detection yapacağız işte. Ne lazım mesela, hani biliyor musun ne lazım? O zaman dedim ki ne object detection mı, nasıl olur ya böyle bir şey, çok zor, hani nasıl aklıma gelecek falan filan gibisinden. Ama sonra bakıyorsun 2 tane bir şey okuyorsun, bir tane proje yapıyorsun, bir tane proje de hani böyle en baştan sen yarat marat değil yani, hani biri yapmıştı copy paste yaptım gerçekten, çünkü en başta bir şey anlaman için ne gerekiyor? Gerçekten çalıştığını bildiğin bir şey alıyorsun. Sen kendi şeklinde yapmaya çalışıyorsun. Diyorsun ki evet bu çalışıyormuş. İyi güzel. Bu şekilde yani projelerle gelişiyorsun. Ha, birinci interview'de ne sormuşlardı işte object detection. Demişlerdi ki hiç Coco dataset ile çalıştın mı? Dedim Coco ne demek? Hayatımda hiç duymadım. Yani böyle bir şey nasıl sorulur bana bu interview'da? Siz insanları almak istemiyorsunuz. Böyle tabii insanlara demedim de kendi içimden diyorum yani. Dedim hani siz nasıl böyle soru sorulur mu, buraya kim alacaksınız? Bunu böyle sorular sorulmaz falan. Ben sonra baktım gerçekten Object Detection'ın ana datasetinden biri Coco yani. Hani direkt dataseti aradığım zaman bir Coco çıkıyor, iki bir şeyler çıkıyor da gene adını unuttuk. İşte böyle yani, hani şu anda zor olduğunu düşünseniz bile ki çok sizi yıldıracağını sanmıyorum gerçekten istiyorsanız. Ya da hani böyle bu alanda mesela benim aklımda şey var, diyorum ki tamam gelecek burada yani, hani gelecek burada, hani mesela şey var, ne var, yazılım öğreniyoruz da yapay zeka çıktı daha bize işmiş kalmaz yani, şey olarak bu mesela çok konuşuluyordu geçen aylarda, bu ay nedense çok o kadar duymadım ama baktığın zaman hepimiz mühendisiz yani bir şekilde, ya da hani bir zorluğu aşmaya çalışıyoruz. Baktığın zaman mühendis oluyorsun yani, önündeki engeli aşmaya çalışıyorsun. Ki bu asla asla değişmeyen bir şey. Şey de demem hani, aa evet gerçekten yapay zeka kod mod bizim gibi yazamaz da demem. 10 yıl sonra 20 yıl sonra kesin yazar, ki şu anki halde fena değil. Kesin yazar.
Ama baktığın zaman onun da sorunu çıkar. Onun şeyi de çıkar. Ne işte maintenance'ı onun da bir yerde bir hata verir. Kim düzeltecek? Anlayan birinin düzeltmesi lazım. O zaman işte mesela kim gerekiyor? Gerçekten bunu anlayan. Hani a evet uyguladım ettim. A sonucunu veriyor. B sonucu bak bunu verdim, bunu çıkardım mı bilenden ziyade tamam güzel A'yı verdim. Bak burada bu oluyor. Şurada şu oluyor. İşte convolution'dan sonra ben bunları düzleştiriyorum. Ondan sonra bu oluyor. Burada bir matris çarpımı var. İşte ne bileyim backpropagation'a dönüyor işte. Burada bu integrali uyguluyorum. Türevini alıyorum bir daha fasafiso. Bunu bildiğin zaman gerçekten alanlı insan oluyorsun yani şey olarak. Evet. Biraz gene uzun cevap veriyorum ama Yok yani gerçekten çok güzel bir yani konuyu açması gerçekten güzel oluyor yani. konuyu açtım. Ben de konuşmayı bekliyormuşum gibi oldu gerçekten. Böyle bir şey yani biri bana bunları sorsa da anlatsam gibi. Gerçekten. Ya gerçekten etkinlik çok güzel gidiyor yani. Şimdi benim bir sorum daha var burada. Özellikle hazır bir adam konuya yakın iken üniversite öğrencileri için tavsiyeniz nelerdir? Yani bir de bu üniversite öğrencileri kendilerini nasıl geliştirebilirler? Yani günlük hayatta olur, kişisel gelişim açısından olur özellikle. Ben bunu sormak istiyorum özellikle. Kendilerini nasıl geliştirir? Kişisel gelişim olur, öne göre kültürel olur. Yani hayatın nasıl açılabilirler? Yani kabuğundan nasıl çıkabilirler? Kabuğundan nasıl çıkabilir? Çok iyi soru. Şu an ben de bunu yaşıyorum açıkçası şu an. Neden? Çünkü şu an mesela Almanya'dayım. Almanca biliyor muyum? Hayır. Almanlarla herhangi bir işim var mı? Yok. Ama hani mesela diyorum ki yani dışarı çıkacağım ne yapacağım? Kimseyi tanımıyorum, etmiyorum bir şey. Geleyim şurada oturayım bari birkaç kod yazayım, bir şey yazayım falan filan. Ama bu baktığın zaman güzel. Gerçekten böyle bir hedefin olması. İşte diyorsun ki tamam ben bunu yapmak istiyorum. Ne bileyim işte bir computer vision developer olmak istiyorum. Bunun için her şeyi öğreneceğim, yapacağım. Kafan iyi. Ama üniversitedeki biri de bunu çok önerir miyim? Her gün otur, çalış, şey yap der miyim? O kadar da demem. Yani ama bir o kadar da derim açıkçası. Şöyle. Birincisi gerçekten gününüzü planlamanız lazım. Çünkü çok boş geçirdiğim ya da kendi şeyimden söylüyorum açıkçası. Kendi deneyimimden söylüyorum. Çok boş geçirdiğim çok fazla gün oldu. Özellikle üniversitede. Örneğin şey. Ne mesela? Diyorum ki haftalık. Tamam. Kesin yani yanlış bilgi de hani. Bu hafta Docker'ı öğreneceğim mesela. Ya da bu hafta GitHub öğreneceğim. Kafamın bir yerinde böyle bir plan var. Ama ne oluyor? Haftaya başlıyorum. Derse giriyorum. Dersten sonra biri geliyor diyor ki aa kart oynayalım. Gel orta bahçede bir şeyler yapalım işte ne bileyim kafeye geçelim. Pasapiso. Diyorum tamam. Sonra geliyorum akşamleyin. Akşam bir şey varmış, etkinlik varmış. Oraya gidelim. Diyorum tamam neden olmasın? Gidelim. Güzel hani bak sosyalleşmeyin demiyorum. Tabii ki de çok güzel. Arkadaş üniversite hayatında ne yapacaksın zaten? Üniversitede network ya da işte sosyal hayat önemli, güzel. Ama 7 günün 7 günü de yapılmaz. 7 günün 7 günde değil. Bazen gerçekten kendine böyle bir iki gün ayırman gerekiyor ki o içindeki ne bileyim gelişme arzusunu da besleyebilmen için. Çünkü her gün şey oluyor. Bana da oluyor mesela. Bütün insanlar oluyordur bence. Ne bileyim akşam dişimi fırçalıyorum diyorum ki bugün yapamadık ama yarın kesin başaracağız. Yarın halledeceğiz bu işleri. Ne oluyor? Birazcık da ertele. Bir yıl geçiyor, 2 yıl geçiyor, 3 yıl geçiyor. Diyorsun ki keşke üniversite 1'de şunu yapmasaydım, şunu yapmasaydım. Üniversite 2'de keşke daha çok proje yapsaydım. Ben mesela bundan nasıl kurtulduğumu hissediyorum. Böyle günlük yapacağım. Haftalık ve günlük olarak 2 tane şeyim var. Gerçi haftalığı birazcık geçtim. Aylığa döndüm şu anda. Aylık ve günlük olarak bitirmek istediğim planlar var. Yazıyorum işte her ay. Örneğin 10 tane şey ne bileyim. Şunu bitir, şunu oku, şu projeyi yap falan filan. İşte aylık bunlar ve günlük olarak bakıyorum. Tamam güzel aylık planımla alakalı ben bugün ne yaptım? Max 3 tane şey öneriyorlar ki gerçekten en optimal olduğunda ben de bunu zor yoldan öğrendim yani. Çünkü diyordum ki aa güzel işte sabahleyin ne bileyim. Çok aktif bir gün anlatacağım şu an. Sabahleyin 6'da kalk spora git. İşte kahvaltı yap okula git. Oradan çık. Arkadaşlarla buluş. Bir kere arkadaşlarla buluşmaya gittikten sonra
Sen saat 4'te diyorsan imkanı yok 4'te çıkamıyorsun. Kesinlikle akşam 7'ye 8'e kadar kalıyor. O yüzden benim özellikle önerim, bilmiyorum belki çok saçma olabilirsiniz. Arkadaşlar buluşmayı günün en sonuna erteleyin. Ki en azından tamam hani her şeyi bitirdim. Arkadaşlarla buluşma var. Şu an yapacağım tek şey bu. Çünkü arkasında bir şey olunca hem buluştuğundan bir şey anlamıyorsun. Hem keyif almıyorsun diyeyim. Hem de işte belli bir süren olduğu için habire saati kontrol ediyorsun. Hoş olmuyor. O yüzden bu var. Kişisel gelişim olarak şey demeyeceğim böyle evet, kitap okuyun, şey yapın falan filan. Çok benlik değil. Ben açıkçası çok okumayı sevmem kitap. Daha çok yani öyle normal kitap işte ne bileyim fantezi kitaptır, şey kitaptır. Fiction karakterlerle kitaptır. Çok hoşlaşmam. Gidip de hani C++ veri yapıları kitabı da okuyun diye yani ilgilenen varsa tabii ki de okuyun yani de. Daha çok bilmiyorum uygulamadan ilerlemenizi ben tavsiye ederim. Çünkü kimse de demeyeyim de genellikle ben bunu yaptım bak bu benim yaptığım proje değil portfolyonu göstermek herhangi bir böyle bir kitabı C++ ya da veri yapıları kitabını 20 kere okumanızdan çok daha yararlı olur sizin için. Yani okumayın demiyorum. Anlaşılmasın tabii ki de. Yani hani onu okuyun zaten de. Hani evet çok nasıl diyeyim? Arkada dönen şeylere çok kafanızı şimdilik yormayın. Birazcık da uygulama, proje bazlı gidin. Zaten arkasındaki matematik, arkasındaki olaylar siz projeyi yaptıkça diyorsunuz ki evet güzel ben bunu buraya yazdım ama bundan çıkan sonuç ne olacak? Ya da işte beklediğin sonucu vermiyor bir hata alıyor. Sonra diyorsun ki bu hatayı almamam lazım da niye hata alıyorum? Bu içeride bir şeyler yapıyor bunu öğrenmem lazım. Sen ne kadar çok proje yaparsan zaten bunları böyle bir artışında görüyorsun. Yani hani bu da var. Çok proje mi, kaliteli proje mi? İkisini de biraz öneririm yani hani örneğin hiç object detection mesela bir şey yapmamışsanız bir şeyini hani hiç object detection'lı modelini oluşturmadıysanız ya da hani verisi nasıl yapılır, şeyi nasıl yapılır hiç bakmadıysanız onu da öneririm. Şunu öneririm. En baştan sona bir kere copy paste'li bir proje yapın yani hazır dataset, hazır kod bakıyorsun Kaggle'da var biri yapmış. Bir kere onu en baştan kendin yazmaya çalış. Neden? Hani bak demiyorum ama bakınca gerçekten diyorsun ki tamam bu bunu yapmış geç diyorsun. Kodlamayı yazıp böyle satır satır bölüm bölüm çalıştırdığın zaman diyorsun ki tamam demek ki bunlar bunu yapıyor. Bir kere onu yap. İkincisi kendi datanı oluşturup en baştan modeli yazarak bir kere yap. Ondan sonra modeli de en baştan ya dedim ya işte hani matris çarpımına kadar yazmaya çalış. Ki çok zor değil o. İnternette de bayağı var yani hani şey. Diyor ki mesela işte convolution'ı en baştan ne o Python'da C++'la yazıyorum. İşte PyTorch TensorFlow kullanmadan sadece NumPy kullanarak. Baktığın zaman çok yararlı. Ama en başta yani en başladığın zaman şuradaki projeyi de yapmanızı önermem. Çünkü öğreneceğin varsa da öğrenemiyorsun. Ve hani şey oluyor diyorsun ki ya bu ne bununla kim uğraşacak böyle hani amele işi yani diyorsun tamam mı? Neden? Çünkü diyelim ki buradasın ama şuradaki projeyi yapmak istiyorsun. Birazcık daha böyle bir hani herkesin seviyesi farklı tabii ki de. Ama hani seviye seviye gitmeniz sizin için çok daha sağlıklı olur ve çok daha oturur yani kafanızda her şey. Daha çok oturur. Ki mesela baktığın zaman işte diyorsun ki o segmentation bambaşka bir konu. Object detection bambaşka bir konu. Ama baktığın zaman ikisi de aynı. Sadece verdiğin data değişiyor. Loss'u değişiyor. Yani baktığın zaman temel temelinde hani modeller aynı demiyorum. Temel temelinde aynı. Hepsi aynı. Gerçekten matris çarpımı bu çarpılan matrislerdeki değerleri bu işte weight dediğimiz ağırlıkları optimize ediyorsun. Baktığın zaman yapay zeka makine öğrenmesi bundan farklı hiçbir şey değil. Evet böyle. Kişisel gelişim. Geliştirin kendinize. Daha zamanınız var. Yani millete ben mesela şey var. Tamam, arkadaşıma bakıyorum diyorum ki abi çocuğa bak şurada çalışıyor. Nasıl yapacağım ya? Bu adam buradaysa ben herhalde çökmüşüm, ölmüşüm. Ama öyle değil. Herkesin gerçekten kendi bir zamanı var. Mesela işte Global AI'da eğitim verirken ne oluyordu? Derse giriyorsun, bakıyorsun. 15 yaşında liseden çocuk katılıyor. Üniversiteden adam katılıyor.
İşte ne bileyim, bir tane öğretmen vardı mesela, işte kızı geliyor yandan sarılıyor. Kızına diyor ki ya git ders dinliyorum, bir sal beni yapıyor böyle. İşte var mı 50 yaşındaki insanlar geliyor katılıyor. Hani şey yok. Aa, hani bunu yapmak için de çok geç kaldım. Mesela üniversite 4'te bile olsan 6 ayını ver. Ne bileyim, tez yazıyorsun. Tezinin yanında bunu yap. Akşamleyin gel bak. Belki tezine de yardımcı olur. O yüzden hani geç kaldım diye bir şey yok. Sen kafayı koyduysan, evet ben bunu yapmak istiyorum gerçekten diyorsan, istersen 100 yaşında da başlarsın yani. Ne zaman öleceğini kimse bilmiyor. Belki ben bugün başlarım derim, yarın baktım ölmüşüm yani. O yüzden çok bir mantığı yok öyle bakmanın da. Ki böyle bakan çok insan tanıyorum, o yüzden söylüyorum yani. Hani ulan 4. sınıftayım, şimdi mezun olacağım. İş bulmam lazım. Hemen hızlıca iş bulacağım, bir yere girmem lazım. Yani tabii ki de bunlar normal yani. Hayatın gerçekleri iş bulmak tabii ki de yani herkesin istediği bir şey. Ama şu da var, hani kariyer de değiştirebilirsiniz. Akşam 6-7'den sonra eve gelip gerçekten bir yıl, 2 yıl içine kapanıp hani bu işleri halleden insanlar da tanıyorum. O yüzden umudu kesmek yok. Böyle, evet. Teşekkür ederim. Şimdi YouTube'daki sorularımıza geçelim isterseniz. Tabii. Bazı sorularımız birikmiş. Ben size bunu kopyalayıp chat kısmına da atacağım ayrıca sizin için. Şimdi Oğuz Selman Çetin, DevOps nedir? DevOps hakkında ne düşünüyorsunuz? İkisinde de iş olanakları nedir? Nasıl? Yani, DevOps hakkında sormuş. Bu da özellikle. Yani DevOps birazcık daha, DevOps şöyle anlatayım, zaten isminden anlaşılıyor. Şimdi dev kısmı var, operation kısmı var. Operation kısmı baktığın zaman neye bakıyor? İkisini de ayrı ayrı anlatacağım. Dev kısmı kod yazıyor, anladık olsun. O kısmı kendince belli. Operation kısmı ne yapıyor? Serverları inceliyor. Serverlar inmiş mi kalkmış mı? Ne olur? İşte çalışan yazılımlar, serverlara bağlı çalışan yazılımlar çalışıyor mu? İşte Jenkins olur, Kubernetes olur. İşte her bir server'ın içinde Docker çalışıyor. Bunlar update edilmiş mi? Çünkü yani sen bir kod yazıyorsun mesela. Kodun örneğin bir modüle bağlı. Örneğin NumPy 3 kullanıyorsun. Adını saldım, şu an kaç var bilmiyorum. NumPy 3 kullanıyorsun. NumPy'in 4'ü gelmiş. Üçüncüsünü deprecate edecekler. Gidecek. Sonra sen diyorsun ki tamam, bunu artırmamız lazım, şey yapmamız lazım. Ne o? Bunu update etmemiz lazım, yenilememiz lazım. Ne oluyor? Yaptığın şey, bunu kontrol ediyorsun. Operation kısmının main olarak baktığı şey bu. Sonracığıma DevOps'un görevine. DevOps birazcık da bir şirkettesin. Developerlar çatır çutur kod yazıyor. Her 30 dakikada bir push ediyorlar kodu. Şeye, main kısmına, main repo'ya. Yani işte hani nasıl anlatayım? Senin şirketinin yazılımının olduğu repository'ye habire biri kod atıyor. Habire biri bir şeyler atıyor. Şimdi bunu yaptığın zaman ne oluyor? Kodun nesi var? Hata alma olayı var. Şimdi biri kodu yazılımın, yani insanlar tarafından kullanılan, örneğin Tesla'dasın, tamam mı? Tesla ne oluyor? Bir yazılımı var, değil mi? Tesla'ya update geliyor, bir şey geliyor, ya da iPhone'da işte Android'de. Ama orada hali hazırda bir kod var. Şimdi biri ona bir kod attığı zaman ne olabilir? Tamam, harika çalışıyor. Error veriyor. Ne oluyor? Komple batırdı gitti yani. Hani yani komple kapatabilir, shutdown yani. Direkt server'ı kapatacak bir şey de verebilirsin. Şimdi o yüzden DevOps'un baktığı kısım ne? Hem developer hem birazcık da operation kısmında olman gerekiyor. Çünkü developer'lar için ayrıca bir repo oluşturman lazım. Burada dönüyor. Bu ne işte? GitHub kullananınız belki olmuştur. Ne yapıyorsun mesela bir şey commit etmeden önce? Önce bir bekleme alanına koyuyorsun işte. Git add'le önce bir bekletiyorsun. Ondan sonra commit atıyorsun. Neyse. Böyle bir alan oluşturuyorsun ki senin gerçekten işte publish, yani released, şu an insanların kullandığı şeye hasar gelmesin diye. Baktığın zaman bunu nasıl yapman gerekiyor? Her 30 dakikada bir ben kodu kontrol edemem. Yani hala hani kod çalışıyor mu, kod çalışıyor mu diye yapmak çok zaman alır, çok insan gücü alır. Hem de
Şirket için çok masraf demek. Şimdi bunları otomatize eden şeyler var. Örneğin ne? Jenkins gibi, Docker gibi, Kubernetes gibi. Bunlarla ne yapıyorum ben? Şu an yaptığım adım. Mesela Jenkins'te ne var? Benim mesela kullandığım serverlar var. Tamam mı? Her birine bir tane iş gidiyor. Bu işler ne? Bizim işte Teamweaver'ın kullandığı, gerçekte kullandığı işte şu an mesela indirdiğiniz zaman gerçekte kullanılan kodlar orada çalışıyor. Neden? Çünkü online'da belli bir serverda 7/24 dönmesi lazım. Online birazcık öyle işliyor. Ama biri bana kod attığı zaman, biri yeni release'e kod attığı zaman bunu da kullanıcıyı etkilememesi lazım. Şimdi her 30 dakikada bir kod geliyor. Benim her 30 dakikada bir kontrol etmem lazım. Ben yapmaya çalışsam çok zor olur. Şimdi dev kısmında ne var? Developer'lar var ve tester'lar var. Tester'lar ne yapıyor? Test yazıyor. Neden? Diyor ki tamam ben bu kodu istiyorum. Hedefim bu. Şunları şunları yapması lazım. Test case'ler yazıyor. Eğer senin yazdığın kod her test case'i geçiyorsa tamam okey. Bunu bekleme alanına alabiliriz. Bak normal release'e de koymuyorum. Bekleme alanına alabilirim. Eğer ki bu testi geçemediysen hop kodu ben bir daha developer'a yolluyorum otomatik bir şekilde. Kodu bir daha developer'a yolluyorum. Diyorum ki bu çalışmadı, bunu düzelt, geri getir. Böyle birazcık küstah gözüktü ama yani hani bunu düzelt diyoruz yani. İşte sonra ne oluyor? O adam kodu bir daha yazıyor. Tamam, bu sefer testten geçti mi? Bekleme alanına geri geliyor. Ha, bekleme alanına ne oldu? Belki testi geçti. Test ne oluyor mesela? 20 parçan var senin büyük kodun içerisinde. O test bir parçasını kontrol ediyor. Her birini kontrol eden test. Zaten unit test diyorlar unit. Her bir unit için farklı bir test lazım. Şimdi şöyle. Bekleme alanına geldi kod. Neden? Çünkü unit testi geçti. Bekleme alanında kodu kırdı. Yani kodu bozdu. Kod error veriyor. Ne oluyor o zaman? Bekleme alanı dediğimiz şey ne? Sanırım bir saatte bir. Her bir saatte bir update edilen bir bekleme alanımız var. Bekleme alanında release kodu hep böyle bir güncel tutmak için. Yani güncel tutuyor. Hani çünkü bazen release koda da eklenen şeyler oluyor. O yüzden senin bekleme alanında release kodla aynı olması lazım ki sen bir şey yaptığın zaman release kodu ayrıca bir daha bozmasın. Şöyle girdi, bekleme alanını kırdı. Diyoruz ki tamam buradan da hata aldı. Hop bir daha yolla developer. Bunu da bu hatayı da düzelt. Developer bir daha düzeltiyor. Bekleme alanına giriyor. Sonra her ayda bir sanırım. Her ayda bir bu yeni yapılan güncellemeler publish ediliyor. Yani yeni halka işte versiyon 15, 16, 17 olarak sunuluyor. Aynı işte Apple'da, Android'de olduğu gibi yani yeni bildirim geliyor ya işte hani yeni uygulama geldi. Bir şeyler yapmamız lazım. DevSecOps. DevSecOps için açıkçası ne var? DevSecOps birazcık da DevOps ayrıca bir de security'yi de araya katıyor. Yani nesi var işte? DevOps'ta ne var? Developer yazıyor. Operation kontrol ediyor. Ops ekibi kontrol ediyor. Kontrol ediyor dedim yani şey update'i tutuyor. Hep böyle bir döngü içerisinde. Hatta iş falan bakarsanız böyle genelde ekliyorlar oraya. CI/CD diye işte. DevOps CI/CD yapıyor aslında. CI/CD ne? Continuous Integration and Development olarak geçiyor. Yani continuous ne? Sürekli dönecek. Sürekli bir şey integre ediyorsun. Sürekli kodu integre ediyorsun. Ve sürekli bir development var. Yani ne? Sürekli kalacak orada. Sürekli yenileniyor. Bunu yapıyor açıkçası. Yani senin kodun down olamaz. Senin kodun böyle hani arada bir Instagram, WhatsApp falan gidiyor ya işte hani o şekilde olamaz. Onlar da tabii herkesin başına geliyor. Koca koca şirketlerin başına geliyor. Nasıl oluyor onlarda da? Senin böyle bir serverların var. Böyle server stay var. İşte kaç tane? 10 tane, 20 tane serverın üst üste duruyor. Sen onları kullanıyorsun. Eğer bir server unit'in çöktüyse o serverdaki bütün infoyu diğerlerine dağıtman lazım. İnfo kaybolmuyor. İnfo hep bir yerde. Ama infoyu bir yere dağıtman lazım. Neden? Senin normalde işleyen server'ın bu. Ama server çöktü. Şimdi bunu diğerlerine dağıtman lazım. Öyle olunca büyük şirketlerde işte nasıl desem işte Instagram'dır, Meta'dır. Böyle yerlerde de datayı düşündüğün zaman
bir server stack'in çökmesi demek diğerlerine dağıtman da hani bir saat, iki saat bir şey sürüyor. Az buz değil. Bu şekilde. Bilmiyorum, security ile çok çalışmadım. Şimdi bir şey desem yalan olur. Ama birazcık da security kısmı da giriyor içine. Yani sen hani continuous integration yapıyorsun ama birazcık da güvenlik açığı da var mı diye kontrol ediyor. Çünkü mesela biz DevOps'ta buna bakmıyoruz. Ne oluyor? Kod geliyor. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Tamam, yolla. Neden? Bizim security kısmı birazcık da network olaylarıyla hallediliyor. Yani senin bir yerden bir yere bağlanmanla falan filan. Yani dosya açısından bir security sıkıntımız yok. Security'lerde birazcık daha şeydi, hani kodlarda açıktır ya da herhangi bir dosya diyelim ki bir dışarıdan input alıyorsa, biri ona ulaşabiliyorsa ağır, büyük sıkıntı. Ama bizim security kısmımız network olarak halledildiği için bunlar hani network protokolleriyle önlenebilen şeyler. O yüzden çok bir devsek kısmımız yok. Ama security kısmının da birazcık da security, yani bu işte cyber security kısmı da takımıyla da birlikte iç içe çalışıyoruz. Neden? Çünkü güvenlik açıklarının gerçekten ağır maliyetleri de oluyor. Bunları düşünen şirket ya da bunlara çok bağlı olan şirketler DevSecOps yapıyorlar. Ama onun için sanırım birazcık da işte bu security konularına da hakim olmanız gerekiyor. Benim çok bir bilgim yok bu konuda, o yüzden security kısmında bir şey diyemiyorum. Teşekkür ederim. Ayrıca bir sorumuz daha var YouTube'da. Onu gönderelim. Ayrıca canlı yayını izleyen arkadaşlar kanalımıza abone olarak ve canlı yayını beğenerek destek olabilirler bu yayınlarımızın devamı için. Şimdi diğer soruyu atıyorum hemen size. Ömer Şalavuk isimli arkadaşımız yazmış. Hocam kolay gelsin. Sağlık alanındaki veri setleri genelde düşük çözünürlüklü veya kötü oluyor. Bu noktada sağlık alanında ihtiyaç duyduğumuz veri setlerini en iyi nereden alabiliriz? Teşekkürler. Hocam bir de AI alanı özellikle pandemiden sonra birden pik yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Regresyona baktığımızda lineer olarak ilerlerken birden pik yapması sizce iyi mi kötü mü? Ya bunu sormuş arkadaşımız. İyi mi kötü mü? Yani birazcık böyle bir şey oldu. Yalan değil. Böyle herhangi bir startup'ın varsa, bir şeyin varsa başına sonuna AI ekle. Diyorsun ki tamam. Hemen angel'lar oradan bir iniyor. Hemen böyle bir yatırım alman daha kolay oluyor. Şimdi AI'de böyle bir gelişme var. Bu neden oldu? Dediğim gibi koronadan sonra böyle bir artış. Aslında 2010'lardan, 2015'ten sonra başlamıştı bu artış. Ama koronadan sonra daha böyle bir ağır gözle görülebilir hale geldi. Bu neden? Çünkü koronadasın, evdesin, her şey dijitale döndü, her şey. Baktığınız zaman koronadan, yani evden çıkmadan işe gidiyorsun. Bütün dersler online'a döndü. Ki bu data açısından, şirketler datayı toplamıyoruz deseler de gene bir yerlerinde barındırıyorlar. Neden? Mesela örneğin biz bir görüşme yapıyoruz burada. Baktığın zaman neyimiz var? Bir ses datası geliyor, bir şey geliyor. Ne bileyim, herkes korona döneminde herkes evde olduğu için yapacak bir şey yok. Görüntülü konuşuyorsun, Instagram'a bir şey atmak istiyorsun, resim çekmek istiyorsun, bir şeyler yapmak istiyorsun. Özellikle hatta korona döneminde işte geziye çıktıysan atmazsan duramazsın yani. Neden? Çünkü herkes evde, herkes şeyde, dışarıya çıktım, temiz hava sonunda diye insana bir bildiri yollamak istiyorsun. Dijitale geçiş koronada böyle bir ayrı bir yükseldiği için zaten yapay zeka içinde ne gerekli? Data gerekli. İnsanlar da dedi ki tamam, datayı, yani bundan çok ne olacak? Datayı bulmuşken bir şeyler yapalım. Ki bu ChatGPT sanırım ondan sonra o zamanlarda çıktı. Ama ChatGPT birazcık da erken başlayan bir olaydı. Yani hani onun o datayla alakası ne kadar? Çok bir fikrim yok. Düşük çözünürlükte de data. Bu sıkıntı. Bir kere hatta şöyle bir ne o? Üniversitede okurken öyle bir projemiz vardı işte. Spesifik tam olarak hatırlamıyorum hastalığın adını. Ama bir şey kanseri mi, bir şey tümörü mü? Öyle bir şeyi segmente etmemiz gerekiyordu. Ama şöyle bir dert var.
Elimizde data yok. Ne yaptık biz de, hocamız sağ olsun, hastanelere gitmişti tek tek. Bu hastalığa dayalı datanız var mı? İşte böyle dataların filmleri, işte filmleri çekip buluyorlardı sanırım, böyle bir MR çekip bakıyorlardı. Gidip gerçekten hastanelerde onun parayla almıştı, yani adam tezini yazsın diye. Sanırım bir sponsoru falan filan vardı. Sağlık alanında birazcık bu. Sağlık alanında evet, yani yapılabilecek çok şey var açıkçası. Ama böyle bir dert olduğu için ve hani bunları bulman için hasta gerekiyor, tamam ya, hasta gerekiyor. Hastayı bulacaksın, filmini çekeceksin. Sonra bunu da paylaşması için izin olacak. Çünkü neden? Hastayı mesela MR çektiriyorsun. Diyor ki bu benim özel bilgim, ben bunu paylaşmak istemiyorum. Tamam, böyle bir sıkıntı da var yani, hastane paylaşamıyor da yani. İşte neden? Çünkü hastane çekiyor, onu sen kendi şeyinde tutabilirsin ama publish etmek. Bazısı sanırım sıkıntı değil ama bazısı sıkıntı. Öyle bir dert var. Baktığın zaman evet, computer vision aslında gelişmeyi bekleyen çok çok sektörü var. Örneğin tarım, uzay sektörü. Uzay sektörü bu arada ilgilenenler için gerçekten yükselişe geçen ve yaklaşık 5-10 yıl sonra göremeyeceğiniz bir sektör. Çok yükselişe geçecek. Neyse, işte neden? Çünkü kameralar gelişiyor. Uzay çalışmaları gelişiyor. Geçtim, uzay çalışmaları gelişirse ne gelişiyor? Data gelişiyor. Zaten elimizde hali hazırda güzel modeller var. Bunların da onlara uygulanması gerek. Yani birazcık da şey, tarıma geçiyor, pardon. Tarıma geçtik. Neden? Özellikle Türkiye'de mesela, o benim gerçekten kendim geometri okurken de dikkatimi çeken konulardan biriydi ve biliyorum ki kariyerimin belli bir yerinde buraya yönelmeyi kesinlikle istiyorum. Özellikle Türkiye'de. Neden? Şu anda baktığın zaman çok enteresan bilgi. Şu andaki Türkiye'deki tarım alanlarının neredeyse %90'dan üzeri tamamen biri buna sahip. Yani tamamen sahibi var. Ama yüzde yaklaşık, yanlış hatırlamıyorsam, 30'u ya da 40'ı kullanılıyor. Tarım için ya da verimli herhangi bir şey için. Baktığınız zaman çok az bir meblağ, ki bizim gibi eskiden tarım ülkesi olan biri için, bir yer için. Örneğin Belçika'ya baktığın zaman, Belçika ne yani? İstanbul'dan derme çatma bir ülke yani, boyut olarak baktığın zaman. Ancak Avrupa'nın en yüksek tarımlarından birine sahip. Neden? Adamların belli bir tarım alanı var. Adamlar bunu neredeyse %120 kullanıyor. Ve Türkiye'de olsun, herhangi bir dünya yerinde olsun, tarım yani ana yaşamımız için ana şeylerinden biri, ki buraya da birazcık daha yüzler tam olarak çevrilmiş değil. Belli başlı startuplar var şu an Türkiye'de, görüyorum işte Tarsa mıydı ve isimlerinde Tar olan bilmem kaç tane bir startup görmüştüm. Onlar yapıyor. Gerçekten dataya dair şeyler yapabilmek için. Drone alanı özellikle sanırım değil, bizim ülkemizde gerçekten gelişmiş ve gelişmeye devam eden şeylerden biri. Ki drone dediğin zaman ne istiyorsun? Aa, ben yukarı uçayım, yukarı doğru uçayım, gideyim geleyim demeyi istemiyorsun. Her drone'da ne var? Belli başlı bir kamera var. Kamera ne demek? Computer vision lazım demek. Neden? Drone yapmak istediğin zaman computer vision olmadan olmaz yani. Yani hani drone'un şeyine göre değişir. Ama belli başlı drone'da sen yukarıya neden çıkmak istiyorsun? Yukarıdan aşağıya bakmak için. Uydudan yapabiliyorum desen, uydu pahalı, ki her uydunun dünya üzerinde dönme şekli farklı. Belki bir günde gelecek, belki yarım günde gelecek, belki geostationary dedikleri, hani belki oranın üzerinde sabit duran, dünya hızında dönen uydular var. Ancak bunlar da masraf gerekiyor ve hani sadece spesifik bir yere bakıyor ya da o kadar çözünürlüğü yüksek değil. Yani hani evin çatısının şeyinde ne var göremiyorsun. Diyorsun ki ne yapayım? Drone'a bakayım. Drone'da gelişmek ne demek? Computer vision demek. O yüzden savunma alanında, tarım alanında, uzay alanında, hatta bir tane startup vardı. Enteresan. Gerçekten çok dikkatimi çekmişti yani. Yapmak istedikleri şey ne? Reklam panoları görüyorsun değil mi? Reklam panosu görüyorsun. Reklam panosuna
gökyüzünü asmak. Sırf uğraştıkları şey bu. Sadece uğraştıkları şey bu. Gökyüzünden alan satın alıyorlar ve gökyüzüne şey yerleştiriyorlar. Reklam koyuyorlar. Bayağı gökyüzünde reklam görüyorsun. Yani birazcık ütopik kaçsa da öyle. Ütopik demişken AR alanı, AR gözlükleri ki belki sosyal medyada karşınıza çıkmıştır. İşte şu anda böyle üç boyutlu billboardlar. Baktığın zaman ne gerekiyor bunlar için? Herhangi bir computer vision gerekiyor. Tamam yani hani, hadi üç boyutlu billboardlar birazcık da uç şeylere kaçıyor ama AR kısmı. AR'da ne lazım? Computer vision lazım. Neden? Sen görseli görüyorsun mesela. Apple Vision'dan bahsediyorum. Görseli görüyorsun mesela. Görsel orada kalıyor. Baktığın zaman ne var? Görsel varsa bir kere computer vision. Yani şu an mesela benim çalıştığım şeyler onların ne? Gördüğün resimden 3 boyutlu model elde etmek. 3 boyutlu modelin içine bir şey koyuyorsun. Hedef ne mesela? Sadece etrafını telefonla çekiyorsun. Ondan sonra sana 3 boyutlu bir oyun modeli veriyor. Tamam. Yani kötü data, çözünürlüklü data, açıkçası çözünürlüğü düşük data ve kötü data olan yerlere özellikle yönelin derim açıkçası. Çünkü birazcık daha gelişmemiş ve gelişmekte olan yerler oluyor. Örneğin az önce bahsettiğim gibi işte tarım. Tarımda en son çalıştığım yerde mesela Başar Sof'un çok güzel bir projesi var. Ne yapıyorlar mesela? Hafif bir dronları var. Dronlarla bu zehirli otları engelleyecek kimyasal atıyorlar. Ama kimyasalı normalde diğer aletler bütün tarlaya atıyor. Yani zehirliler, zehirli şeyler nerede olduğunu bilmedikleri için bütün tarlaya böyle kıskiyeyle veriyorlar. Ama baktığın zaman senin yediğin şey de zehirlenmiş oluyor aslında. Millet de bunu istemiyor. Neden? Çünkü hem yıkama şeyi var, prosesi var, daha çok masraf koyuyor içine. Diyor ki tamam sadece ben zehirli bitkiyi bulayım. Ondan sonra ona spreyi sıkayım bitsin. Mesela adamlar drone yapıyor. Zehirli şeyi spreyi sıkması için bir tane fıskiye gibi bir şey var işte hedef falan. Boruyu bağlıyorlar işte su borusunu şeyden alacak şekilde. Sadece oraya atıyor. Baktığın zaman ne var işte? Uyduyu tarımda kullanıyorsun. Hem startup açmak isteyenler için hem şey yapmak isteyenler için. Üniversitedekilere bir önerim daha. Kesinlikle bir startup bir şey açın. Bir şirket. Neden? Şöyle bir şeyiniz var sizin. Üniversite öğrencilerine, çünkü ben de denemiştim üniversitedeyken ve hala sanırım var, bilmiyorum ne yaptım. Belli bir projeniz olsun. Ya TÜBİTAK'a başvurun, ya TÜBİTAK'tan bir şey atın. Ya da herhangi bir fikriniz, bir şeyiniz varsa gerçekten bu işe yarar dediğiniz fikir. Ne kadar saçma olursa olsun gerçekten buna da vermezler dedikleri birçok projeye kaynak verdi. Özellikle TÜBİTAK. Startup olayında da şöyle. Sanırım belli bir meblağ kazanç yapmadığınız sürece vergi ve bir şey ödemeniz gerekmiyor. Evinizden bile startup açabiliyorsunuz. Onu öneririm. Özellikle bir fikriniz varsa ya da bir şeyler yapmak istiyorsanız ya da startup'ın var. Startup'lara özel şeyler oluyor, etkinlikler oluyor. Yani her şehirde oluyor. Herhangi bir yere gitmenize gerek yok. Ve online'da katılabiliyorsunuz. O güzel. Böyle, a benim startup'ım var, bu fikrim var deyip startup etkinliğine gidiyorsun. Neden? Ne kazancım var? Startup'ım var deyip gerçekten belgeyle gösterebiliyorsun böyle. Diyorsun ki gördüğün gibi adıma startup var. Bu benim şirketim. Yapmak istediğim şeyler bunlar. Hem bu size ne katkı sağlar? Yani böyle 30'unuzda 40'ınızda şirket açacağım. Açsam mı açmasam mı nasıl açılırı görmekten ziyade hani daha gençken özellikle üniversitedeyken özellikle hata yapmanız beklenen bir zamanda hani yapmadığınızda şaşırılan bir zamanda hata yapmamak gerçekten birazcık küstahlık olur. O yüzden böyle şeylere yönelin derim. Teşekkür ederim. Bir tane daha sorumuz var. Şimdi hocam eğittiğimiz modeli de genel olarak doğruluk oranları, bu da Computer Vision için soruyor. 80 ile 90 bandında kaldığında doğruluk oranını arttırmak istersek en iyi yol olarak ne yapmalıyız? Bunu sormak En iyi istemiş. olarak 80-90 arasında kaldı dediğin için şey algılıyorum. Hani böyle başka bir şeyler denemişsin yani hani ne bileyim learning rate'i değiştirmişsin.
İşte optimizer'ı belki değiştirdin, ettin. Hadi bunları denedin. 80'den belki 85'e, 87'ye geldi. Ki bu da aslında baktığın zaman çok çok iyi bir değer. Neden? Çünkü gerçek hayatta, yani gerçek şimdiye kadar sanırım oluşturduğumuz modellerden 90'ı geçen bir tane gördük. Neden? %90 demek ne? 10 taneden bir tane yanlış veriyor. Tamam mı? Yani baktığın zaman güzel oran, temiz oran. Ama en iyi taktik ne dersen, yapay zekada birazcık her şey datana bağlı. Datanı kalitesini arttırabilirsin. Datanın sayısını arttırabilirsin. Kaliteyi nasıl arttıracağım dersen, örneğin belki sen çok büyük, tamam mı? Yani hani içerisinde bambaşka şeyler de var. Ve hani değişik yerlerden değil. Belki hepsini evin içinde çektin. Ve hani evin dışında olan bir köpek olunca model diyor ki, aa bu ne, ben bunu bilmiyorum. Görmezden geliyor, direkt hata veriyor. Tamam. Datanın evrensel olması, yani hani farklı koşullara şey sağlayabilmesi, farklı koşullarda da geçerli olması. Datanın sayısını bilmiyorum ama Computer Vision'de 1000'den aşağı önermem açıkçası. 1000'den aşağıysa çok bir şey arttıramıyorsun da zaten. Yani tabii datadan dataya değişir, yani böyle hani spesifik kedi köpek değişir, yani böyle hani spesifik kedi köpek ya da hani pizzadır mizzadır bir şey değiştirmeye çalışıyorsan yeterli olur. Ama daha böyle özel çaplı bir şeyler istiyorsan dene derim. Modelini değiştirebilirsin. Bir de model değiştirerek dene derim. Önereceğim açıkçası genel olarak şey, transfer learning'e bakabilirsin. Yani hali hazırda, bundan bahsetmemiştim bu arada, iyi olur. Modeli illa sen train etmek zorunda değilsin. İlla bir şey yapman zorunda değilsin. Dünyada senin modeline benzeyen bir şey eğiten kesinlikle var. Ve hani illa senin konunda spesifik olmasına gerek yok. Classification olsun, işte sınıflandırma modeli olsun, regresyon modeli olsun, lineer model olsun, pardon, regression model olsun. Bunlara eğitenler var ve sen bunları kullanabilirsin hali hazırda. Ve bunu yaptığın zaman ne oluyor? Zaten model hali hazırda belli başlı ağırlıkları öğrenmiş oluyor. Yani en baştan, sıfırdan başlamıyor. Yani şey gibi, bir learning curve düşün. Diyelim ki Python öğreniyorsun. En baştan başladığın zaman böyle bir çok zaman alır. Ama ne oluyor? Belli bir seviyeye geldikten sonra diyorsun ki, aa bunu yaparım. Hızın artıyor, yükseliyor. Aynısı modellerde de geçerli. Belli başlı şeyleri kavrayan modele sen az sayıda data versen bile gene belki senin o bütün datanı kullanarak eğittiğinden çok daha iyi şey alacaksın, sonuç alacaksın. O yüzden bilmiyorum ne kullanıyorsunuz. PyTorch mu, TensorFlow mu? Genelde bu ikisi çok tartışılan bir konu. Hangisini kullanayım, hangisini edeyim diye. Soran olursa, ben eğer yeni başlıyorsanız TensorFlow öneririm. Çünkü neden? Her şey daha böyle kalıp kalıp gerçekten şey. Ama diyorsan ki evet, ben hani Python'a gayet hakimim. Class, Object Oriented kısmına gayet hakimim. Kendim hani kod yazar gibi model yazayım diyorsan, o zaman PyTorch'u öneririm. Ki daha çok hakimiyetin oluyor. Yeni başlı, yeni yeni modeller üretmek istiyorsanız eğer PyTorch kesinlikle kullanılan bir şey. Ki bu eğitim alanında, baktığın spesifik olarak eğitim alanında hani kim ne kullanıyor diye baktığın zaman PyTorch daha çok kullanılıyor. Çünkü yeni modele eğitmen daha kolay. Çünkü gerçekten normal Python'da yazar gibi yazıyorsun yapmak istediğin şeyi. Sorun neydi? İşte bu da işte model kalitesini attığıma sormuş. Çok. Pardon, pardon, affedersiniz. Evet, transfer learning'e bir göz at derim. Ne arıyorsan orada bulabilirsin ve şuna çok şahit oldum. Örneğin benim 1000 tane resmim vardı. Kendim eğittim modeli. Ve aldığım şey belki 75-76. Ama modelin ne o? Kendi datamı sadece %10'unu kullanarak, bak, %10'unu kullanarak transfer learning edilmiş, yani transfer eğitilmiş bir modele verdim. Yani transfer learning kullandım. O zaman yaklaşık 85, yani yaklaşık %10'lu, %8'lik bir yükseliş almıştım. Sadece datamın %10'unu kullanarak, ki sadece transfer learning yaptım, başka hiçbir şey değil. Yani baktığın zaman
eğitilmiş bir model gerçekten bazen çok çok etkili olabiliyor. Ama şu da var, %92'den sonra %97'yi çıkar mıyım, nasıl çıkarım dersen, oradan sonra birazcık çıkış, yani yüzdeliğin artış hızı azalıyor. Çünkü %98'lere, %99'lara geldiysen ve senin hani böyle milyonlarca verin varsa birazcık overfitting'e kayar derim. Overfitting dediğimiz şey de modelin öğrenmiyor, ezberliyor demek. Yani basitçe koyduğumuz zaman. Evet. Evet, teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olarak, yani yayını ise beğenerek destek olabilirsiniz. Yani sorularınız varsa chat kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar, canlı yayındaki chat kısmına. Benim sorularım bu kadar. İsterseniz biraz da arkadaşların soruları varsa son bir soru da onlardan alırız. Tamam. Şimdi chat kısmına bakıyorum yeniden. Bir tane GitHub ile ilgili bir soru vardı. Onu bir bulabilirsem. Özellikle bu kitap üzerindeki bu çakışmaların olduğu yerde, ya bu konflik kısmında arkadaşımız şu soruyu sormak istemiş. Ben bunu atayım size. Şimdi onu atıyorum size. Sorunun bir devamı daha var. Onu da atacağım şimdi. Soruyu tekrar yazmasını istemiştim. Şimdi geri gönderdim. Geldi mi acaba? Tamam, şimdi geldi. Bu da bir tane Source Tree isimli bir program kullanılabilir mi diye sormak istemiş. Bu config kısmı için. Ya yani master branch'te yapılan değişiklikler için. Böyle bir şey sormak istemiş arkadaş. Source tree. Sanırım source tree tam olarak belki kullandım, belki kullanmadım. Bir fikrim yok ama böyle şey oluyor. Solda senin yaptığın, sağda karşı tarafın yaptığı olarak bir şey var. Okay, evet. Aynen, evet. Dur, evet, soruyu da ben şimdi okudum arkadaşlar. Şöyle, conflict dediğim olay, evet. Yani senin değiştirdiğin, senin lokalinde, senin laptopunda değiş, senin bilgisayarında değiştirdiğin bir dosya başkası tarafından değiştirilmiş oluyor. Yani online'da başkası bunu çoktan değiştirdi ama sen hala eski versiyonda çalışıyorsun, değil mi? Burası okey. Ama sen bunu buraya atmak istediğin zaman diyor ki, o bir saniye, burası zaten değiştirildi. Sen eski versiyonda çalışıyordun ve senin değiştirdiğin şeyler yeni haliyle çakışıyor. Bunlardan birini seçmen lazım. Hani hangisi olacak? Buradaki önemli nokta, gerçekten adamın karşı tarafın değiştirdiği kısmından da böyle birazcık hakim olmak lazım. Yani hani neyi değiştirmiş bu? Ben neyi değiştiriyorum? Neden burada bir konflikt var? Şöyle, iki tarafı da bakıyorsun. Source tree sanırım o. Hatta şuradan böyle bir hafifçe ben de bakarsam. Evet, okey. Aynen. Yani böyle sanırım böyle bir extension tarzı bir şey. Yani böyle bir daha rahat gösteriyor sana. Diyor ki sol tarafta senin yaptığın var, sağ tarafta değiştirilen var, ya da tam tersi aynı. Sol tarafta yeni hali, sağ tarafta senin yaptığın, hangilerini seçeceksin? Seç bakalım diyor. Orada hani yapılan değişiklik gözüküyor. Sağda senin yaptığın değişiklik gözüküyor. Diyor hani bunu mu istiyorsun? Yani hani başkasının yaptığı online olan mı kalsın, yoksa seninkini mi ekleyelim? Ya da hani seninkini def edelim, başka bir şekilde mi değiştirmek istiyorsun? Çünkü bazen şey de oluyor. Hani o bir kısmını değiştirmiş oluyor, sen bir kısmını değiştirmiş oluyorsun. İkiniz de bir şey değiştirdiniz ama ikinizinki de aynı şeye etkiliyor. O yüzden ikisinden birini seçmen gerekiyor. Ama şöyle de bir durum var. Diyelim ki senin değiştirdiğin şeyi o değiştirmiş, sen de başka bir şey eklemişsin üzerine. O zaman diyorsun ki tamam, benimkini ele, karşı tarafınki kalsın. Ben kendiminkini değiştireyim, hafif onun yazdığının üzerine ekleyeyim. Bu şekilde konflikleri, yani böyle bir anlaşmazlık gibi bir şey oluyor. Onu çözmeye çalışıyorsun gerçekten. Neden? Çünkü hem karşı taraf değiştirmiş, hem sen değiştiriyorsun. İkisi üst üste olunca diyor ki anlaşamadık burada, hangisi olsun tarzında bir olay var. Source tree'de sanırım VS Code kullanınca otomatik böyle karşı karşıya, yan yana bir şey çıkarıyor. Onun gibi user interface olsa gerek. Teşekkür ederim. Benim soracağım sorular bu kadardı. Gerçekten çok güzel bir canlı yayın oldu. Çok da hem eğlendik bu canlı yayında de çok çeşitli bilgiler öğrendik. Computer Vision'dan özellikle bu kitap konusunda kadar bu sizin anlattığınız bu o girişimci alanlara kadar ciddi anlamda farklı farklı konu öğrenmiş olduk. Hem de teknik ayrıntılarını da öğrenmiş olduk bu canlı yayımızda. Gerçekten katıldığınız için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için.
Evet arkadaşlar, YouTube yayınımızın tekrarını birazdan YouTube'dan izleyebilirsiniz. Canlı yorumları ise tekrarını bir gün sonra YouTube'da görebilirsiniz. Onu genellikle öyle yapıyoruz. Yine aynı linki kullanarak canlı yayınımızın tekrarını izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yayınımızı burada birazdan sonlandıracağız. Ekrem Bey, son sözü size bırakıyorum. Son sözü bana o kadar konuştum, son sözü de bana bırakıyorsun. Son söz, evet. Yani birazcık motivasyonel olacak ama eğer hepiniz buradaysanız, gerçekten bu konu hakkında ilgileniyorsanız ve hani yani küçük bir şeyle nasıl desem, yani bunu da keşke yapsaydım diyecekseniz hani ileride bence bir şans verin diyeyim. Gerçekten çünkü hem sizi tatmin edecek bir alan, hem iş olarak olsun, iş bakımından olsun, hem farklı farklı alanları var. Kesinlikle ilginizi çeken bir alan bulacağınızı inanıyorum. Ki şu anda buradaysanız bir yerden başlamışsınız demektir. Sonunu getirmek de size düşüyor yani. Bu şekilde devam diyorum ve sağlıcakla kalın. Teşekkürler beni davet ettiğiniz için tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Gerçekten hem bu tür etkinlikle, yani gerçekten sizin gibi değerli insanlarla tanışmak için bizim için önemli bir şans oluyor. Yani bu da izleyen arkadaşlarımız, yani uzun süre durup da sorularını soran, onun için bekleyen arkadaşlarımız gerçekten hem çok değerli bilgiler öğrenmiş oluyor. Özellikle ya gerçekten sizlerle tanışmak çok 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 heyecanlıyız yani bu konuda. Teşekkürler, sağ olun. Böyle bir proje, böyle bir etkinlik yapmanız da çok gerçekten güzel olmuş yani. Gerçekten insanlara fayda sağlayacağı belli, aşikar. Teşekkür ederim. Hemen bir canlı yayını sonlandıracağım. Şimdi şurada hemen sonlandırıyorum canlı yayını.